Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Avrupa Ligi özelle karşınızdayız sevgili seyirciler. Galatasaray ve Tottenham arasında oynanacak mücadeleye artık sadece 45 dakika kaldı. Kadrolar belli oldu. Biz de mücadeleye dair konuklarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Fenerbahçe'nin de Alkmaar deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı tabii ki konuşacağız. Hatta programımız içerisinde zamanımız izin verdiği müddetçe Beşiktaş-Malmö müsabakasıyla alakalı da değerlendirmelerde bulunuruz. Ahmet Akçan, Nedim Yiğit ve Zeki Uzundurukan bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Biz açılışımızı, değerlendirmelerimizi yapmadan önce kameralarımızı Samiyen'e çevirelim. İbrahim Uslu bizi bekliyor. Mücadele öncesinde hem takımların kadrolarından bahsedecekler hem de değerlendirmelerde bulunacaklar. Az sonra beraber olacağız. İbrahim, söz sende. Teşekkürler Kerem. Rams Park'tan mutlu akşamlar dileyerek başlayalım. Evet, kadrolar belli oldu. Senin de bahsettiğin gibi Galatasaray kalede Muslera, stoper üçlüsü Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, orta sahada Gabriel Sara, Torreira, sol açıkta Yunus Akgün, sağ açıkta Barış Alper Yılmaz, forvet arkasında Mertens ve forvette Icardi, Osimhen. Hemen geçelim. Deplasman temsilcisi Tottenham'ın ilk 11'ine kalede Forster başlayacak. Drogušin, Ben Davis stoper ikilisi, sol bekte Gray, sağ bekte Porro, orta saha üçlüsü Bergwijn, Bissouma, Maddison, forvet hattında Johnson, Lancashire ve Higginson. Evet, hemen konuğumuza dönelim. Aspor yorumcusu Serhan Türk ile maç öncesi son dakika gelişmeleri konuşacağız. Evet Serhan abi, Avrupa Ligi'nin belki de günün maçı. Evet, çok önemli bir karşılaşma. Çok önemli bir karşılaşma. Kazanan ilk 8 yolunda önemli bir viraja dönecek. Nasıl bir maç öngörüyorsun? Avrupa Ligi'nin ikincisiyle Avrupa Ligi'nin beşincisi olan iki tane takımın, güzide takımın karşılaşması. Birisi tabii ki İngiltere Premier Ligi'nde olağanüstü işler yapan. Diğeri Türkiye Süper Ligi'nde adeta rüzgar gibi esen iki önemli takımın karşılaşması. Herkesin kafasında en çok soru işareti şuydu: hangi taktikle çıkacak Okan Hoca? Özellikle dörtlü mü çıkacak, üçlü mü çıkacak savunma anlamındaydı. Herkesin kafasında böyle bir beklenti vardı. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Dün ben Tottenham'ın antrenmanını da izledim. Seninle beraberdik o Tottenham'ın antrenmanında. Tottenham Galatasaray'ın 4-4-2 dizilişine göre bir planlama yapmıştı. Ve o planlamada adeta oradaki hani yelekleri o şekilde belirlemişti ve ona göre de önlemlerini almıştı. Tabii ki Galatasaray'ın ön alan baskısında özellikle Osimhen ve Icardi gibi dünyaca önemli iki tane yıldızın olması adeta gol sana çağrıştırıyor. Yani bu oyuncular oynadığı zaman rakibi baskı yapacaksın, rakibi boğacaksın ve bir anlamda pozisyonlar bulacaksın, goller bulacaksın. Galatasaray bunu yapmaya çalışacak, Galatasaray bunları yapmaya çalışacak ama bir anlamda da geriye, defansa dönük de tedbirler alması gerekiyor. Bu anlamda Kaan Ayhan'ın Davinson Sanchez ile oynaması çok önemli, çok istikrarlı olabilir diyebiliriz. Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı özellikle Barış ve Yunus'un da geriye doğru döndüklerinde özellikle kontra atakları kesmesi noktasında önemli işler yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kanatları çok kullanmak isteyecek. Sanchez'e ekstra motivasyonla bu maça çıkacak. Evet, eski takım. Sanchez'in eski takımı çok az bir sürede tabii ki Tottenham'da oynasa bile buradaki önemli olan olay Davinson Sanchez'in artık dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Bize özellikle Galatasaray'ın kurtarıcısı olarak görebiliyoruz. Galatasaray'da olmazsa olmaz iki tane önemli isimden birisi Davinson Sanchez, ikincisi Torreira. Yeni birisi daha geldi, Gabriel Sara. Bu üçlü olduğu zaman önlerinde de Icardi ve Osimhen olduktan sonra çok farklı bir şey konuşmaya gerek yok. Bir de Avrupa Ligi'nde adeta rüzgar gibi esen olağanüstü işler yapan Yunus Akgün. Bugün de devleşmesini bekliyoruz. Özellikle Tottenham'ın defansının arkasından sarkıp oradan pozisyon bulup gol ya da gollerle karşımıza çıkmasını da bekliyoruz. Bu anlamda Yunus'a ve Barış'a çok fazla iş düşecek. Bir anlamda atağa çıkarken beşli çıkacaksın, defansa geldiği zaman beşliye döneceksin. Ya yani bu anlamda çok önemli sinyaller verecek. Burada hata yapmamamız lazım, kontraya vermememiz lazım. Ve en önemlisi ise ilk dakikalarda golü bulmamız lazım. Ne kadar gol bulursak o kadar çok maçta üstünlüğümüzü göstermiş olacağız. Okan Hoca'nın da önemli bir karşılaşması ama bir anlamda Tottenham ekibinin düşüncesi şuydu: atmosfer nasıldı? Mesela dünkü basın toplantısında İngiliz gazetecinin sorusu atmosfer nasıl etkileyecek siziydi. Özellikle Tottenham hocasına ve futbolcusuna, röportaja gelen futbolcuya.
Hepsinin düşüncesi şuydu, bizim için tabii ki çok önemli bir atmosfer ama bizim için atmosfer çok fazla önemli değil. Biz çıkıp gereğini yapacağız dedi. Ama Galatasaray kendi evinde bu atmosferi en iyi şekilde gösteren takımların başında geliyor. Ve bu atmosferi taraftarın önünde de göstererek özellikle atağa hep beraber çıkılacak. Defansa da hep beraber gelinecek. Burada taraftarın da çok büyükler olmasını bekliyorum. Önemli bir karşılaşma. Maç anlamında şuna baktığımızda Icardi Osimhen de çok fazla iş düşüyor ama bence buradaki asıl iş Yunus ve Barış'a düşeceğini bekliyorum. Barış'ın da belki çıkış maçı olabilir çünkü son haftalarda sezon başından beri eleştiriye maruz kalan ve geçen seneki performansını göstermediği çok konuşulan Barış'ın ben bu maçta tam anlamıyla kendini göstereceğini düşünüyorum. Önemli bir karşılaşma ama burada Gabriel Saray'a da çok fazla düşüyor, Torreira da çok fazla düşüyor. Çünkü rakibi bizim hem bunaltmamız hem de ataklarını kesmemiz gerekiyor. Bu anlamda önemli bir karşılaşma hem Galatasaray için hem Tottenham için. Ama tabii ki Galatasaray burada kendi evindeki avantajı kullanıp Tottenham'ı buradan puansız göndermek istiyor. Bugün Okan Hoca kazanırsa Avrupa Ligi'nde en çok galibiyet alan teknik adam olarak tarihe geçecek. Bugün de çok cesur bir kadroyla sahaya çıkıyor Galatasaray. Sen olsan çıkar mıydın üçlü savunmayla Serhan abi? Cesurlar her zaman kazanır, iyiler her zaman kazanır. Çok güzel bir kelime bunlar. Ama işte cesaret, elinde güzel bir kadro varsa, önemli de oyuncular varsa ve bu oyuncular da senin takımında iyi işler yapıyorsa Galatasaray bunun avantajını kullanıyor, Okan Hoca da bunun avantajını kullanıyor. Cesareti olan bir kadroyla çıktı, onu en fikiriz. Ama bir anlamda karşı tarafı da gerçekten zorlayacak bir kadroyla çıktı. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman defansif anlamda zaaflar verebilir mi Galatasaray'ın korkusu buyu. Ama diğer tarafa baktığınızda ne kadar çok gol pozisyonu bulursa, ne kadar çok erken gol bulursa da arkasını getirir düşüncesi de var. Tabii Okan Hoca da en fazla kazanan Türk teknik adam, Avrupa'da kazanan Türk teknik adam olmak istiyor. Okan Hoca çok fazla rekorları egale etti. Kendi evinde yenilmezlik serisi, deplasmanda kazanma serisi. Ben burada da bir seriyi yakalayacağını düşünüyorum. Yeni bir efsane doğuyor mu teknik adam olarak Galatasaray'da? Yeni bir efsane doğmuştu. Yeni efsanesini nereye kadar götüreceği herkesin kafasında merak ediliyor. Ama gerçekten 2 sene boyunca şampiyon olan bir Galatasaray, 25. şampiyonluk 5. yılda çok büyük ivme yakalayan Galatasaray iyi bir şekilde gidiyor. Okan Hoca da burada iyi olan takımda iyi işler yaparak kendini gösteriyor. İyi de bir kadrosu var. Bu kadroyu da en iyi şekilde kullanabiliyor. Yani lig çok uzun bir maraton. Yine de onu söylemek lazım. Fenerbahçe güzel işler yapıyor. Beşiktaş harika işler yapıyor. Trabzonspor'un tekrar toparlanmasını bekliyorlar. Samsunspor bu senenin flash takımı, öyle görmek lazım. Ama şu bir gerçek. Ben Avrupa'da mücadele edilen tüm takımlarınıza başarılar diliyorum. Bugün Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün Galatasaray'ı destekliyoruz. Bugün Başakşehir'i destekliyoruz. Dün nasıl Beşiktaş'ı desteklediysek bütün Avrupa'da mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum ben. Avrupa Ligi'nden de aslında biraz bahsedelim. Galatasaray'ın iddiasını nasıl görüyorsun? Dün de basın toplantısında bu da soruldu Okan Hoca'ya. Galatasaray 24 yıl oldu Avrupa'da kupa almayalı. Sence, bir de sana sorayım. O sene bu sene mi? Okan Hoca'ya soruldu bu. O sene de ben de vardım. O 24 sene önceki o meşhur karşılaşmada Kopenhag'daki. Bugün de önemli bir sınav olacak. Tottenham'da turnuvanın favorilerinden bir tanesi. O yüzden bu soruyu soruyorum. Evet, Sam Mames'de olmak istiyor Galatasaray. Okan Hoca bunu dile getirdi. O statta bir final oynamak istiyor. Neden olmasın? Sonuçta Galatasaray'ın şöyle bir zaafı da vardı. Onu gördük. Özellikle bu sene Avrupa Ligi'ne başladığı zaman zayıf olan rakiplere karşı tam anlamıyla kendini veremeyen oyuncu topluluğu vardı. Yani büyük maçları koruyor, daha büyük oynuyor Galatasaray. Koruyamayan bir oyuncu topluluğu vardı. Ama şimdi Tottenham'la oynuyorsun, İngiltere Ligi'yle oynuyorsun, İngiltere Ligi'nde önemli bir grupla oynuyorsun. İngiltere futbolun beşiği biliyorsun. Bu anlamda futbolcuların daha fazla açılacağını, daha fazla kendini göstereceğini, bu maçı daha fazla ciddi alacaklarını söyleyebiliriz. Çünkü ciddi alınacak bir karşılaşma. Kazandığın takdirde Avrupa Ligi'nde zaten yukarıya doğru çıkıyorsun. Ne kadar fazla maç kazanırsan o kadar çok iddianı artıyor. Galatasaray iddialı bir takım kurdu. İddialı bir takımın da ekmeğini iyi şekilde yiyen bir Okan Hoca var. Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou da dün aslında rotasyon yapabiliriz dedi. Şimdi ilk 11'ler belli oldu. Çok da rotasyonlu bir kadro değil. Onunla ilgili Tottenham'ın kadrosu üzerinden biraz da gidelim istiyorum. Çok kaliteli bir kadro. Onlarda oynamayan Davinson Sanchez şu an
Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en iyi stoperlerinden bir tanesi olarak konuşuluyor. Kesinlikle. Kadro kalitesi olarak nasıl buldun? Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi biz diyoruz ki İngiltere Ligi'nden Tottenham geliyor. Tottenham'ın kadro kalitesi çok önemli. 5 tane eksik de gelmişlerdi ama 2 tanesini toparladı. 3 eksiği olan bir Tottenham var. Özellikle Richarlison çok önemli bir gol silahıydı. Yok. Ama şunu da söylemek lazım. Stoper mevkilerinde çok zaafları olan bir Tottenham var. Biz Galatasaray üzerine bakmak istiyoruz. Çünkü neden? Galatasaray'ın önemli oyuncuları artık Avrupa'da çok fazla ses getirdi. Osimhen gibi, Icardi gibi, Sara gibi, Torreira gibi, Davinson Sanchez gibi. Bu oyuncuların yanında yerli yıldız olarak Yunus'u da sayabiliriz. Aslında Tottenham'ın çekinmesi lazım. Tottenham'ın korkması lazım. Çünkü deplasmana karşılaşacaklar Galatasaray'da. Seyircisinin önünde, Galatasaray seyircisinin önünde karşılaşacak olan bir Tottenham var. Bence önlem alması gereken tabii Tottenham. Ama cesur bir kadroyla çıkan Okan Hoca'nın da burada takım halinde sıkıntı yaşamaması, takım halinde savunma zafiyeti vermemesi için ben burada oyuncularına özel bir talimat verdiğini düşünüyorum. Teşekkürler Serhan abi. Kerem Can Bulat, Rams Park Stadyumunda şu anda maç havasına tam anlamıyla geçildi. Bilmiyorum tezahüratları duyabiliyor musunuz? Burada kapalı gişe oynanacak müsabaka. Maçın başlamasına da yarım saatten az bir süre kaldı. Rams Park'ta son dakika gelişmeleri bu yöndeydi. Eğer bir sorun yoksa sözü sana bırakalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundular. Hızlı bir şekilde iki takımın kadrolarını ben de paylaşayım. Galatasaray'da Muslera var. Kalede savunma hattı 3 stoperden oluşacak. Kaan, Sanchez, Abdülkerim. Kanat bekler Barış Alper'le Yunus Akgün. Sara, Torreira merkezde. Mertens önlerinde. Icardi Osimhen ikilisi santrfor pozisyonunda bir aradalar. Tottenham'da 4-3-3 göreceğiz. Kalede rotasyon var. Kari oynamıyor. Forster'la başlıyor Tottenham. Porro, Dragusin, Gray, Ben Davis, Pedro Porro dışındaki oyuncular rotasyon oyuncusu. Romero ve Van de Ven sakat. Udogi yedekler arasında. Bergwall, Bissouma, Maddison orta alanda da yine rotasyon var. Bergwall'i yılbaşında Djurgården'dan, İsveç'ten almışlardı. Süper yetenek, onu söyleyelim. Farklı bir gözle izleyeceğiz. Brennan, Johnson, Heung-min Son ligde de düzenli oynayan oyuncular. Lancashire Tottenham'a bir buçuk sezon önce katılmış 19 yaşındaki genç oyuncu. Bugün santrfor pozisyonunda olacak. Dominic Solanke'nin ise yedekler arasında bulunduğunu belirtelim. Hemen Ahmet Hoca ile bir başlangıç yapalım isterim. Önce Galatasaray'da Okan Hoca'nın tercihi üzerine yorumcularımızdan birer görüş alacağım. Sonrasında Tottenham'ın kadrosuyla alakalı değerlendirmeleri de yaparız. Bizim için sürpriz değil. Aspor izleyenler için de çok sürpriz olmadı diye düşünüyorum Galatasaray'ın 11'i. Hocam nasıl yorumlarsınız? Bu arada Postekoglu'nun açıklaması geldi. Zor bir maç olacak çünkü Galatasaray kendi taraftarıyla olacak. Biz de ona göre hazırlandık. İyi bir maç olacaktır diyor Ange Postekoğlu. Okan Buruk'un açıklamaları var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Baskı şiddeti yüksek bir takım. Geçişe etkili yapıyorlar. Topu verdiğinizde etkili oyuncuları var. Belki bazı oyuncuları oynamıyor ama oynayan her futbolcuları özel diyor. Okan Buruk'un açıklaması bu şekilde. Kazanmak istiyoruz. Kadromuz ofansif gözüküyor ama beraber defans yapabilmek önemli. Bazen üçlü bazen beşli savunacağız. Sakin, sabırlı, kendi oyunumuzu oynayıp rakibimizi yenmek için elimizden geleni yapacağız diyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Ahmet Hocam'dan şimdi Okan Buruk'un 11 ile alakalı bir yorum alabilir. Önce başarılar diliyorum Galatasaray'a. Benim için sürpriz değil. Kadroları konuştuğumuz son 1-2 günde de hep onu düşündüm. 4-4-2 mi 3-5-2 mi? Bence o üçlü defans hiçbir zaman benim kafamdan tamamıyla yok olmadı. Okan Hoca'dan böyle dörtlü mesajları gelse bile. Çünkü rakibin bugünkü oyunu bence kesinlikle 3-5-2'yi çağırıyordu. Ama çok da uzatmadan kısa birkaç cümle söyleyeyim. Evet, Galatasaray çok ofansif bir kadroyla sahada. Ben hep şunu iddia ediyorum. Ofansif özellikli futbolculara defans yaptırabilirsin. Ama defansif özellikli futbolculara, ki onların yetenekleri biraz kısıtlıdır, ofansif oyuncular kadar etkili ofans oynatamazsın. O yüzden hele hele bugünkü gibi özel bir maçta, bu sezonun belki de bence futbolcular açısından en özel maçında
Sanchez'in de söylediği gibi Galatasaray'ın çok ciddi oynayacağı bir maç. Böyle olunca ya bu kadar ofansif takımla biraz defansif yönde zayıf kalırsın düşüncesine katılmıyorum. Bugünkü maçın favorisi benim gözümde Galatasaray ama en zayıf takımlara karşı bile kazanmakta zorlandığımız bir sezon geçiriyoruz. Galatasaray'ın en zorlandığı maçlara bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde playofflarda elendiği Young Boys maçı veya Riga maçı yine Avrupa Ligi'nde. O yüzden rakip gerçekten çok güçlü. Hafta sonu maçından müthiş keyif aldım. Çok sakatı var. Hatta bugün rotasyondan dolayı benim mutlaka oynayacak dediğim, çok da iyi oynamasına rağmen 11'de olmayan başka futbolcuları eksik. Ama şunu sürekli söylüyorum. Oraya 11 tane Tottenhamlı futbolcu çıkıyorsa hepsi de kalitelidir. O kaliteyi de sahada göreceğiz. Kısaca şöyle bitireyim. İki tane ofansif yönünü çok iyi oynayabilen iki takım. Rakibin ofansif gücüne biraz engel olabilen bir takım da bugünkü maçta büyük bir avantaj elde edecek. Okan Hoca zaten bunun için Mertens'le başladı. Çünkü geriden oyun kurmayı bilen bir takım iki stoperle oyun kuruyorlar. Hemen iki stoperin önünde bir Suma tamamıyla bağlantı oyuncusu olarak o kadar harika işler yapıyor ki ona da bir baskı lazım. İki stopere Icardi ile Osimhen'le baskı yaparken Galatasaray işte bir Suma'ya Mertens'in baskı yapması için Galatasaray bugün Mertens'le oynuyor. Evet. Bu benim için kesinlikle sürpriz değil. Okan Hoca'nın top rakipteyken birebir eşleşmeye kadar, sahanın her tarafında birebir eşleşmeye gidene kadar bir baskı anlayışı var. Galatasaray bu baskıda başarılı olacaktır. Çünkü rakip defansı bundan çok zorlanacaktır. Bu Galatasaray için avantaj. Yalnız en önemli konu şu. Rakipte bir Minsun çizgide oynuyor. Galatasaray üçlü defans oynadığı için Kaan mecburen içeri girecektir. Barış'ın devamlı oraya gelmesi lazım. Minsun'un orada boş kalmaması lazım. Galatasaray boş yakalanmaması lazım. Yine rakibin sağ tarafına baktığımızda Johnson daha fazla içe girerken Porro da çizgiye çıkan diğer futbolcu oluyor. İki kanadı Yunus'un ve Barış'ın desteğiyle Galatasaray doğru oynar da defansı beşlerse bence Galatasaray bir sorun yaşamaz. Temenni ediyorum orada bir eksik olmayacaktır. Çünkü daha önce üçlü oynanan Elfsborg maçında hem Yunus hem Barış bütün pozisyonlarda geri gelmeyi bildiler. Temenni ediyorum merkezdeki Galatasaray'da Sara ve Torreira Galatasaray merkezi de kapatacaktır. Çünkü oradan çok etkili hücumlarda geliştirdiklerini biliyoruz. Tekrar özür dilerim biraz kısa kesmeye çalıştım ama söylenecek o kadar çok şey var ki ben vaktimiz de maçın havasına girdim. Hocam. Galatasaray inşallah iyi bir oyuna galip gelecektir. Nedim hocam yani Galatasaray 3-4-1-2 oynuyor ama normalde 3-4-1-2 oynayan takımlarda bir tanesi açık oyuncusu karakterli olabilir ya da ikisi de kanat bek olur. Bu görüp görebileceğimiz en ofansif 3-4-1-2'lerden bir tanesi. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Galatasaray'ın başına iş açabilir mi? Bu kadar ofansif çıkıyor olmak. Bir küçücük bir müsaade alayım mı? Tabii ki hocam. Zeki müdürüme, Ahmet hocama çok selam söyleyen bizim Gayranpaşalı bir Selami abimiz vardı. Çok ağır bir ameliyattan, çok başarıyla çıktı. Onun sevinciyle de buraya geldim. Onun da selamını getirdim. Geçmiş olsun dileklerimizle. İnşallah bu gece de Galatasaray'ın güzel haberiyle de daha da moral kazanacaktır. Herkese ben de acil şifalar diliyorum. İnşallah ihtiyacı olanların hepsine en büyük ilaç Galatasaray'ın galibiyeti süper, olur. Süper, inşallah. Şimdi çok kısa Tottenham'ı söylemek lazım. Niye Galatasaray'ı biliyoruz? Şu anlamda biliyoruz. Galatasaray, ben üçlü oyundan oyunun bir risk taşıdığını düşünmüyorum. Özellikle Tottenham maçında. Tottenham'ın karşısında yapmamız bazı gereken çok önemli işler var. Bunları muhakkak analiz ekibi ve Okan Hoca tespit etmiş ve önerilerde bulunmuştur. Ama Galatasaray özellikle, Ahmet Hocam da üstünden geçti, kenar oyuncularının işte Kim Min-son veya Johnson'ın biraz içeri girerek oynadıklarını, aslında Tottenham'ın santraforlarını biraz kanatlarda tuttuğunu biliyoruz. Ben
oyunculuğumda da rakibimin hiç eksik kalmasını ya da eksik bir kadroya gelmesini arzu etmezdim. Çünkü dominant oyuncuların ne yapacağını biliyorum ve ona göre önlem alabilirim. Şimdi burada çok genç ama Tottenham oyuncuları var ve çok sürprizli oyuncular da çıkacak karşımıza. Çok özel performanslar da izleyeceğiz. Ama Galatasaray, evet görece olarak kağıt üzerinde çok güçlü olduğu takımlara karşı zorlandığı maçları yaşadık. Ama Galatasaray önemli takımlara karşı da çok önemli performanslar gösterme alışkanlığını da taşıyan bir kulüp. Bence bugün oyuncuların bu anlamda çok motivasyon sahibi olacaklarını düşünüyorum. Ve bu dizilişte en önemli aktörler, tabii her biri çok ayrı ama oyunun dizilişine, hem savunma ve atak geçişine en önemli katkı yapacak aktörlerin Barış ve Yunus, hemen onların ardından Torreira ve Sara olduğunu düşünüyorum. Onların görev anlayışları belki de oyunun çok önemli bölümüne hükmedecek. Ben az evvel arada da söylemeye çalıştım. Salah'ın da keşke Avrupa listesinde olsaydı, bu maçta çok önemli rolleri olabilirdi diye düşünüyorum. Tottenham'ın çok direkt birkaç maddede özetlersem, Tottenham'a atak yaparken top kaybetmemeye çalışmak lazım. Ataklar avutla, taçla, inşallah golle, kornerle sonuçlanması lazım. Çünkü gerçekten topu kaptırdığınızda birkaç saniye içerisinde kalenize görebilirsiniz Tottenham'ı. Kalecisinin bir stoper gibi, bir üçlü stoper gibi, bizim hani Davinson, Kaan ve Abdülkerim'in oluşturduğumuz üçlüyü kaleciyle beraber, iki stoperiyle oluşturduğu çok sayıda sahne göreceğiz Tottenham'da. Bekleri hem kenarda hem içeride bir orta sahalık gibi konuşlanabilen beklerle kullanıyorlar genelde. Burada Galatasaray'ın öncelikli tercih edeceği oyunun, tabii ki kenar ve ters toplar çok kıymetli olacak ama merkezden kenara olan ataklar çok daha önem kazanacak diye düşünüyorum. Özellikle Gabriel Sara'nın atacağı savunmadan alıp rakibin arkasına, özellikle Barış'a, bu taraftayken Yunus'a atacağı iç ters toplar çok Tottenham'ı zorda bırakacaktır diye düşünüyorum kısaca. Ve ben de Ahmet Hocam gibi Galatasaray'ın bugün Tottenham'a karşı bu maçın daha büyük favorisi olduğunu düşünüyorum. Zeki Uzunduruk, hani ilk düşüncenizi merak ediyorum. Hocalarımız Galatasaray'ı favori görüyor. Yani açıkçası Okan Hoca ilk 11'de bir çılgınlık üretmiş. 6 hücum ağırlıklı oyuncu ile çıkıyor sahaya. Bu riski de tabii ki beraberinde getirebilir. Ben açıkçası bu kadar hücumcu oyunculardan kurulu bir 11 ile Tottenham'ın karşısına çıkmanın bir risk olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sezon Premier Lig'de Tottenham birçok istatistikte birinci sırada şu anda. Umarım ki ben çok beğendiğim ve çok yakından takip ettiğim Hökminson. İnşallah çok kötü oynar. Ki Lancashire'ın ben 19 yaşındaki santrforun çok zorluk çıkaracağını düşünmüyorum ama Hökminson'u durdurmak çok zor. Golün her türlüsünü atıyor. Sakatlıktan çıktı. Yeni toparlanıyor. Evet. Ama en tehlikeli isim, onu söyleyeyim, Richarlison yoksa. Richarlison varsa da. Yoksa derken yoksa da. Yani Hökminson'ları var. Yani evet, onu söylemeye çalışıyorum. Hani burada tabii ki Galatasaray bir devrim takımıdır Avrupa'ya çıktığında. İhtimalleri ihtilale çeviren, 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğunu ülkemize getiren bir takımdır. Ben bugün Galatasaray eğer Tottenham'ı yenerse ve işin üzerine biraz düşerse Avrupa Ligi'nde, Kupa 2'de final oynar. Çünkü bu takım, Tottenham denen takım kupada, kupaya aday gösterilen bir takım. Ve çok değerli bir takım. İşte Bentancur oynamıyor, Kulusevski oynamıyor. Baktığında hani Barnett oynamıyor. Oynamayan oyuncuları var. Çünkü Premier Lig'de de işte City'yi yendikten sonra acayip bir havaya da girdiler. Kupada yendiler City'yi. Tabii tabii, onu diyorum. Evet. 3-3 yaptılar. O maçta da rotasyon yapmışlardı. Yaptılar ama söyleyeyim. Işte, City de yaptı rotasyon ama tabii, Tottenham kazandı. Önemli. 3-3 yapmaları, yani 3-3 ile gelmeleri buraya evet, tabii ki önemli. Tabii ki Galatasaray, dediğim gibi yani taraftarla bu büyülü atmosferde bir başka oynuyor. Ama yine de üçlü savunma anlayışı, bir risk. Burada en çok yorulacak olan Torreira. Çünkü çok kayma yapıyor. Sol beke kaymasını yapıyor, sağ beke yardıma koşuyor. O çok yoruluyor, yıpranıyor. Burada tabii ki Mertens'in üstleneceği rol çok önemli. Yani Galatasaray gol bulacaksa burada takımın beyni Mertens.
Yani belli bir dakikaya kadar Mertens oynayacak. O ilk 30 dakika Galatasaray Mertens'in zekasıyla gol bulabilir. Tabii burada Galatasaray'ın şansı şu. Osimhen ve Icardi gibi oyuncular böyle güçlü takımlarla, güçlü takımlara karşı bir başka oynar ki bu şu anda günün en keyifli, en çok izlenen, reytingi en fazla olan maçı olacak. Evet. Galatasaray'la Tottenham'ı karşı karşıya getiren maç. O yüzden bu oyuncuların da ekstra motivasyonla oynayacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray'a başarılar diliyorum. Böyle maçları büyük oynar Galatasaray. Geçen yıl Old Trafford'daki maçı gördük Şampiyonlar Ligi'nde. İşte Bayern Münih maçlarında nasıl oynadığını gördük. İnşallah aynı şekilde o maçlardaki gibi mücadele edip sonuç alır Galatasaray. Yoksa kadro çok değerli bir kadro, sahaya çıkan kadro. %100. Yunus Akgün ki bugün performansıyla Barcelona iddialarının dolaştığı, Hansi Flick'in yakından takip etmeye başladığı bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden çok keyifli bir maç olacak. Hakem şansı, futbol şansı Galatasaray'ın yanında olsun. Şimdilik bunları söyleyeyim. Hocam, Porro dışında savunmada stoperler, sol bek, hatta kaleciyi de dahil ederek söyleyelim. Hı-hı. Tamamen bir farklılık var. Ben hep böyle gözüm Ben Davis'in üstünde, karşısında Barış Alper olacak. Acaba oradan bir maden çıkarabilir miyiz? Evet, hedef bu olacak ama bu tür takımlarda o madeni gerçekten çok sık bir şekilde görmek mümkün değil. Hı hı. Yani ben özellikle o cümleyi kurdum. Tottenham'da kim oynarsa oynasın, İngiltere Premier Ligi'nde benim gözümde vasatın üzerinde futbolcular hepsi. Hı hı. Hepsi fizikman çok iyi durumdalar. Oyun olarak hepsi belirli bir oyun gücüne sahip, kaldı ki Tottenham'ın en büyük avantajlarından bir tanesi ne yaptığını bilen bir takım. Yani bunu şöyle açayım. Top rakipte olduğu zaman ön alan baskısını çok iyi yapan bir takım, hatta birçok takımdan farklı yapan bir takım. Neyi farklı yapıyor? Solanke'de onu son hafta gördüm. Langşehir onu bugün yapacak mı bilmiyorum. Böyle o defansı, genelde dörtlü defansa karşı oynadıkları için, ortadan bölüp bir kanada doğru yönlendiren bir Solanke vardı. Aynı şey bugün büyük bir ihtimalle Langşehir'de yapacaktır. Çünkü dedim, takımın oyununu bütün futbolcular oynuyorlar. Bu şu anlama geliyor. Rakibin daha zayıf, yönlendirilmesi gereken kanadına doğru oyunu yönlendiriyorlar. Eğer sola yönlendirirse sağ açığını boş bırakıyorlar. Bu da onların o bölgede bir kişi fazla olmasını sağlıyor. Demin Galatasaray için dedik ya, Okan Hoca baskı yaparken adam adama bir baskı var. Orada sayısal eşitlik var. Tottenham'da bir kişi fazla bulundurmaya çalışıyor. Ama aradaki fark şu. Bugün dörtlü değil, üçlü defansa karşı bunu yapacaklar. Hı hı. Acaba o diğer kanatta, ters kanatta bulunan stoper boş kalacak mı? Kalacaksa o zaman istediğine yine ulaşmış olacaklar. Bazen de Tottenham bunu yaparken, özellikle karşı bir tedbir de söyleyeceğim. Yanılmıyorsam hocam ona kısaca değindi. Rakip beni bir tarafa yönlendirmiş iken benim sağ bekimi, o kanattaki bir oyuncumu özellikle sayısal üstünlüğü sağlamak için boş bırakıyorsa, eğer ben oyunu tamamıyla terse dönüp, hayır, ters toplarla onu oyuna sokuyorsam, bu da Galatasaray'ın avantajı olur. Tam bir taktik maçı olacak. Evet. Bakın, önde baskıyı çok iyi yapan takım, kompakt bir şekilde yapan takım, yeri geliyorsa da birinci bölge savunmayı bile yine tam bir kompakt şekilde, çok güzel bir şekilde rakibe zaman alan bırakmadan uygulayan ve kazandığı anda da çok hızlı geçişlerle çok etkili de oyuncuları var. Rakibe müthiş zorluklar yaratabilecek kadar hücumda etkili olan bir takım. Bazı takımların sırf geçiş takımı olduğunu görüyoruz. Yani bakıyorum, Manchester City'nin, Barcelona'nın çok iyi oynadığı o tiki-taka oyunlarındaki gibi rakip ceza sahasında ısrarla set hücumunu sabırla pas, 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 pas aradan o set hücumunda bile pozisyon üretebilen bir takım. O yüzden benim hep bizim takımlarımız için dilediğim A planı var, B planı var, C planı var, hepsi var. Buna karşı da Galatasaray bir bugün mental yönden çok kuvvetli olacaktır, onu biliyorum.
Okan Hoca'nın oyun planları doğru analizlerle bütün bunları çözebilecek kadar güçlü olacaktır inanıyorum. Ve bizim bugünkü kadromuzda özellikle teknik yönden daha becerili futbolculardan oluştuğu için onların o yönden gücüne karşı da güç karşı koyabilecek kadar güçlü bir Galatasaray takımı bekliyorum. Israrla söylediğim tek şey var. Geride adam paylaşımında hata yapmayalım, eksik yakalanmayalım. Bu Galatasaray adına bugünkü maçın kazanılmasında kilit olacak. Nedim Hocam, bazı bireysel eşleşmelerde çok belirleyici olabiliyor. Yani Tottenham'ın savunma hattına şöyle bir baktığımızda Porro özellikle hücuma çıkışları çok şiddetli yapabilen ve ciddi bir tehdit unsuru olabilen bir oyuncu. Solda Davis var. Yani orta çizgiyi bile çok geçeceğini sanmıyorum. Acaba üçünü bir arada Davis, Gray, Dragusin'i bıraktığı anlarda Porro'nun çıktığı dönemlerde Yunus onu karşılayabilir mi? Önceki maçlarda Yunus'ta bu noktada ne gördünüz? Şimdi ben özellikle Jakobs'un performansının ivmeli olarak artmasında Yunus'un katkısını çok önemli gördüm aslında. Hı-hı. Çünkü Yunus özellikle oyuna başlamada da içeriye girip top alma, dönüş yapma özelliği olduğunda Jakobs'u oyuna katkısını çok artırmıştı. Şimdi tabii savunma özelliği Porro'nun zaman zaman Leicester'dı galiba ilk maçta mesela. Zaten önemli bir şey söyleyeceğim. Tottenham'ın deplasmanda bu sezon bir ilk maçında Leicester beraberliği var. O da Porro galiba atmıştı golü. Yine bir çıkışta. Porro'nun golü evet. Bir de Manchester ki bu seneki Manchester işte nasıl konuşmak lazım bilmiyorum ama 10 kişi kaldı bu arada zaten. Çok 1-0'dı. 3. dakikada, 5. dakikada öyle bir gol ve sonra 10 kişi kaldı dediğin gibi. Bunun dışında bir deplasman şeyi yok. Bunca özelliğine rağmen. Şimdi bu birebir eşleşmelerde özellikle Yunus ve Barış'ın zaman zaman değişebileceğini düşünüyorum. Sık yaşanabilecek muhtemel sıkıntıya karşı ama ben Arçin'in ve Ben Davis'in de biraz Barış'a önlem olarak da böyle yan yana oynamış olabileceğini, yani çok çıkan bir şey olmayacağını da düşünüyorum. Çünkü ben oradan çok umutluyum işin doğrusu. Özellikle oyuna başlama kabiliyeti çok üstte olan Yunus'un ya da Sara'nın ters atarak işte biraz evvel hocamın da değindiği o iç boşluğa yapılan koşullarda çok etkili bir Barış bugün izleyebiliriz. Yani Barış'ın günü de olabilir bugün. Çok önemli bir durum olabilir. Baktığımda gerçekten Tottenham takımında fiziksel güç çok önemli oyuncular var ama bu birçok oyuncuda estetik oyuncular da var. Yani bunu teknikle birleştiren oyuncular da var. Bizim burada topa sahip olmamız önemli bir konu. Geçiş takımı gibi görünüyor. Evet, pek tabii ki önemli geçişleri çok iyi yapabilen bir takım ama biz birinci bölgede asla değil. Çünkü orada tehlike yaratabilirler bize. Merkezden de atak yapacak çok sayıda oyuncuları var. Ama rakibi doğru pozisyonla karşılarsak ki şuna çok önem veriyorum. Yunus'un da bu işin içine dahil olacağı için genel bir yorum yapmaya çalıştım sevgili Kerem. Biz oyuncu hareketlerimizi Tottenham'ın hareketlerine göre ayarlamamalıyız. Ne demek istiyorum? Tottenham bu konuda birkaç oyunu aynı anda oynayabilen, yani işte bazen içeri girip eden oyuncular var, bazen kenarda duran oyuncular var, çok fazla yer değişebilen oyun içerisinde oyuncular var. Biz bunların hepsine karşılık verirsek çok pozisyon kaybedebiliriz. Biz kesinlikle şöyle durmalıyız. İşte üçlümüz muhakkak zaten pozisyona göre kayacaklar. Merkezimizde muhakkak Gabriel Sara ve Torreira oyundan düşmeden orada ikili bir şey tutacak ve sanki Yunus ve Barış'ı özellikle top rakipteyken şöyle 20 metrelik, 10 metrelik iplerle tutarcasına bir kompakt halinde olmalıyız. Eğer koşulara karşılık verirsek boşluklar yaratıyorlar. Evet. Ve etkili oyuncular var. Bu yüzden son özellikle evet, evet. Konuda zaten biz çok bu yüzden mahir. Beraber hareket edebilmek, sabırla savunma yapabilmek zorundayız. Ataklarda da İşte onlardan kaptığımız bu toplarda çok çabuk ters oyun bizi çok fazla sayıda aynen Tottenham'ın birçok takıma yaşattığı hızlı hücumları biz de yaşayabiliriz. Burada özellikle geçişte Mertens'in çünkü çok önemli bir aslında hücum savunmasının da lideri. Sadece hücumda çıkarken liderlik yapmıyor aslında Mertens. Buradaki Mertens'in geçişlerde buluşturduğumuz işte Osimhen bir tarafta, Icardi bir tarafta, merkezden Mertens, yani çok enteresan
ve hızlı gol pozisyonları da yaratabiliriz. Ama dediğim gibi belki birbirine bağlı 15-20 metrelik iplerle varmış gibi bir kompakt savunmaya ihtiyacımız var. Bunu yapabilirsek? Yapabiliriz bence. Bu evet. Tür maçların motivasyonu biraz daha kolay oluyor oyuncular açısından. Aynen öyle. Zeki Uzundurkan, Osimhen'den bugün özelinde ne beklememiz gerekiyor? Hakikaten Galatasaray'ın en büyük kozu gibi görünüyor Nijeryalı. Gol ve goller bekliyorum. İnşallah. Bir de Revaşat'a gol atsın, şöyle bir tane daha jenerik posterini verelim. Tabii ki Osimhen çok hem insan olarak çok güzel bir adam hem de dünyanın sayılı forvetlerinden, santriforlarından biri. Bu maçta da herhalde kafasında özel planları vardır. Tottenham'ı imha planı diyeyim. Ya burada şu konuşuldu. Mesela dün haberleştirdik de bunu. İşte Galatasaray ilk 20 dakika bir ön alan baskısı yapacak. İşte erken gol bulmaya çalışacak. Bu ön alan baskısından ben hep tedirgin oluyorum. Şöyle tedirgin oluyorum. Ön alan baskısından gol çıkaramayınca sonrasında o baskı bitince oyunu rakibe veriyorsun. Rakip bu sefer oynamaya başlıyor. O yüzden hani kontrollü oyun ya da topu hızlı çevirme diyelim. Ben bu ön alan baskısının riskli olduğunu düşünüyorum. Topu hızlı çevirip akıllıca ataklar yapmak. Futbolun doğasında zeka var. Şuursuzca ön alan baskısı yapmak da hem takımı yorar hem sonuç alamayınca dediğim gibi rakip cesaretlenir, üzerine gelir, sonuca gider. Tabii burada Ahmet abim de, siz de, ben de, hepimiz de aklı olarak Tottenham güzellemesi de yaptık. Çünkü karşımızdaki rakip güçlü bir rakip. Ama Galatasaray da dediğimiz gibi Türkiye'nin batıya açılan penceresi. Bu arada rakibin tabii ki adı var, çok önemli. Ama Tottenham'ın ideal 11'i bu olsa, değil. Yani bu ideal 11'le Tottenham Premier Lig'de ilk 13-14'e tabii, giremez. Onu da tabii. söyleyeyim yani. Ama şöyle yani az önce söylediğimiz gibi takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Evet. O yüzden hani ya bugün ben Tottenham'dan hani iyi oyun mutlaka oynayacaktır. Pozisyonlar da bulacaktır. Ama bizim bulduğumuz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Burada ben maçın adamının yine Osimhen olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Yunus Akgün'ün yine büyük işler yapacağını düşünüyorum. Tabii ki Torreira Galatasaray'ın şah damarı, omurganın en önemli kısmı, bölümü diyeyim. Yani her taraftan işte Muslera'nın dönmüş olması, yani artılarımız çok aslında. Ama diğer taraftan da hani Okan Hoca da temkinli konuştu rakiple ilgili olarak. Rakibin de hakkını teslim etti. Ama final oynamak istediğini o da söyledi. Tabii ki futbol şansı da çok önemli. Yani maçın hikayesi kendi içinde farklı yazılabiliyor. Burada ne kadar konuşsak, analiz etsek, rakamları ortaya döksek de farklı manzarayla, farklı hikayeyle karşılaşabileceğiz. Ama dediğim gibi çok koşmamız lazım. Akıllı oynamamız lazım. Enerjimizi aynı zamanda iyi kullanmamız lazım. Geriye düşsek de demoralize olmamamız lazım. Tribünlerin enerjisi çok çok önemli. Hep söylüyorum. Yani şu akıllı telefonlarınızı bir 90 dakika cebinize koyun, hiç çıkarmayın. Sahaya odaklanın. Galatasaray'ı ateşleyin. Bu çok daha güzel oluyor. Yani bu 55 bin taraftarın sahaya vereceği enerjiyle biz evvelallah Tottenham engelinde 3 puanla geçeriz diye düşünüyorum. Yani çok pozisyonlu bir maç olacak. Bir defa hani bu maçın ben berabere biteceğini düşünmüyorum. Gecenin en keyifli maçlarından biri olacak ama Osimhen konusunda Osimhen'i tutmak çok zor. Yani Osimhen kendi pozisyonunu kendisi üretebilen, adeta sinekten, zaman zaman sinekten yağ çıkarabilen bir santrafor. Icardi gibi değil. Icardi'yi beslerseniz skor üretir. Ama Osimhen için aynı şeyi söylemem. Golün her türlüsünü atar. Bugün dribling yapabileceği alanlar da bulacaktır mutlaka. Farklı bir Osimhen izleyeceğiz diye düşünüyorum. Napoli'deki gibi, o şampiyonluk sezonundaki Osimhen'den kesitlerde görebiliriz bu akşam. Sevgili seyirciler, mücadelenin başlamasına bir 5 dakikalık zaman var. Hocam, kadrolara baktığımızda, pozisyonlara göz atıp karşılıklı oyuncuları düşündüğümüzde, analiz yaptığımızda sizce Galatasaray bugün kazanacaksa en çok ihtiyaç duyduğumuz performanslar kimlerden gelecek? Takım olarak
iş yapmak ayrı ama bireysel olarak öne çıkacağını düşündüğünüz biri var mı? Ya, bireysel olarak ben Icardi ile Osimhen'i ön plana çıkarmak istiyorum. Bir defa galip gelmek için gol atmanız lazım. Galatasaray'da da gole en yakın iki futbolcu onlar. Evet. Yani her ne kadar Barış, Yunus çok etkili iki tane kanat oyuncusu olsa bile, bakın Elfsborg maçında şunu hatırlatayım. İkisi kanatta oynadıkları için her pozisyonda geriye geldiler. Her pozisyonda da hücuma katkı sağladılar. O ilk yarıdaki bu kadar yoğun tempoda git gelleri onu 60. dakikadan sonra ikisini bile fiziksel yönden çok zorladı. Keza orta sahada hem Torreira, ki önde baskı yaparken Torreira biraz daha öne giden, Sara biraz daha geriden oyun kurmak için arkasında kalan bir hüviyette oynuyordu. İkisi de bu gitgellerde ikisi de çok zorlandı. Oyunun ikinci yarısında evet 3-0 öne geçmiş olmanın beraberinde getirdiği biraz kontrollü oynayayım avantajı vardı ama yine de rakibin daha fazla üstünlük aldığı bir ikinci yarı izledik. Bugün ben futbolcuların kesinlikle enerjilerini tamamıyla tasarruflu ve çok doğru kullanmaları gerektiğini ön plana çıkarmak istiyorum. Bir. İki, Icardi ile Osimhen dedim. Niye? Rakibin en tedirgin olan bölgesi defans hattı olacak. Çünkü daha önceden birlikte oynamayan, neredeyse tamamının değiştiği böyle bir defans hattında şu an Avrupa'nın, belki de dünyanın en etkili takımlarının iki forveti bir arada bunlara karşı oynayacaklar. Ve de defanslar genelde birebir adam adam oynamayı sevmezler. Yani bu ikilinin karşısında birebir paylaşım içinde iki tane stoper olacak. Birinden kurtulduğunuz anda boş kaldınız demektir. O yüzden bu Galatasaray adına çok büyük bir avantaj. Ben hem Icardi'nin hem de Osimhen'in sadece kaliteli değil, aynı zamanda iki tane işin taktik yönüyle rakipten nasıl kurtulmayı bilen santrofor olarak da bugün sık sık boşa çıkıp topla buluşmalarını bekliyorum ki bu kadar sonuçlandırması iyi olan iki futbolcu da pozisyona giriyorsa mutlaka golleri de yaparlar. Beklentim o yönde. Hocam biraz da oyunu rakip alana da yıkabilmek, rakip alanda da biraz oynayabilmek gerekir. Böyle iki santrforunuz varken. Evet. Bunu yapabilir mi Galatasaray? Yani Tottenham buna müsaade eder mi? Şöyle ki dedim ya, Tottenham'ın ilk ve en çok savunma yaptığı yer merkezi. Merkezde kalabalık olacaklar. O yüzden biz topu önce merkeze sokup oradan adamları dışarı çekebilmemiz lazım. Yani merkezden kenara bir atak çok önemli. Burada çok dikkat etmemiz gereken konu, çok top içeriden top taşıyan oyunculara da sahipler. Dolayısıyla biz dedim ya konuşmamın başında, ataklarımızı muhakkak sonlandırmayı başarabilmeliyiz. İşte vuruşla, kornerle, avutla, inşallah golle. Ben özellikle Icardi'nin topla buluşturabildiğimiz dönemlerde o topa sahip olma oranımızı Mertens'le birlikte çok artırabileceğini düşünüyorum. Bunu zaman zaman kullanacaktır ama nasıl ki savunmada sabra ihtiyacımız varsa, topa sahipsek ve yerleşmiş bir Tottenham varsa atakta da sabırlı olmaya gayret etmeliyiz. Sevgili seyirciler, mücadele başlamak üzere artık, son dakikalar maç önü programımız içerisinde. Tabii ki program içerisinde hem Beşiktaş'ın Malmö maçında konuşuruz, düne de bir uzanırız. Fenerbahçe'nin zaten Ağzı Akmar'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya özellikle saat 22'den sonra tam anlamıyla odaklanacağımızı da ifade edelim. Bu mücadeleye dair tüm detayları Aspor ekranlarında yine konuşuyor olacağız. Galatasaray-Tottenham mücadelesi öncesinde iki takımla alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Muslera'nın özellikle önemine burada değindiniz. Günay da fena iş çıkarmamıştı ilk üç maçta ama herhalde evet. Muslera'nın dönüşü Zeki Uzundurkan biraz daha rahatlatmış mıdır takımı? Kesinlikle. Psikolojik olarak hem savunmaya hem takıma özgüven kazandırıyor. Yani sonuçta takımın ağabeyi durumunda. İşte 16 kupa kazanmış Galatasaray forması altında. Büyük bir isim. Nasıl ki biz Icardi'nin büyüklüğünün, sahada duruşunun bile takıma özgüven kazandırdığını, güç kattığını, rakibi tedirgin ettiğini, aynı şekilde Tottenham'da Muslera'dan tedirgin olacaktır. Hani Günay'ın oynaması orada farklı.
Muslera'nın oynaması farklı. Yani Muslera Galatasaray'ın bir anlamda zaferlerinde kurtarışlarıyla uğuru olan, enerji veren, güç katan, böyle bir sihri olan büyük bir kaleci. Önümüzdeki sezon hani Muslera giderse hep arkasından övgüyle konuşacağız. Yıllarca konuşulacak bir kaleci. İnşallah Galatasaray Muslera yaratmayacak bir kaleci bulur, onu da söyleyelim. Ama bugün de kendisine büyük iş düşecektir. Büyük kaleciler büyük maçlarda belli olur ki Muslera da bugün taraftar tarafından alkışlanacak bir profil. Küçük bir tespit olsun. Şimdi son maça bakıyorum. Aston Villa maçı çok önemliydi. Çok da tempolu geçti. Orta sahada Bentancur, Kulusevski ve Sar oynadı. Bugün üçü de yok. Evet. Yani bu da hocanın ki bence çok da kurt bir hoca, Postecoglou. Ki geçmişinde bizim ülkemizin de kesinlikle onun üzerinde etkili olabilecek en azından ailesinin bağlantısı olduğunu söylemek istiyorum. Hoca özellikle orta sahada dinamizmi arttırma adına bu rotasyonu yapmış. Bu kadar çok sakatınız var. Bir de orta sahayı olduğu gibi değiştiriyorsunuz. Ama Bentancur'un yerine oynayacak olan Bissouma, Kulusevski'nin yerine Berg var ve Maddison Sar'ın yerine, onları aratmayacak futbolcular. Savunmasında da iki değişiklik var bu arada hocam. Yani evet. Bu da önemli. İnşallah bütün bu eksikler Galatasaray'ın avantajı olarak sahaya yansır. Yani savunmayı şöyle, zaten Bergwald sakatlandıktan sonra Davis'i oyuna almıştı. Poro oynuyor. Davis sakatlıktan sonra oyuna girdi. Dragusin oynuyor. Romero. Bir tek sonradan oyuna giren Gray var. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Bir yere ayrılmayın. Avrupa Ligi özel kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Tottenham mücadelesine temsilcimiz adeta golle başladı. 6. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği süper golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bir yandan maçı takip ediyor olacağız. Bir yandan Avrupa'daki diğer temsilcilerimizi konuşacağız. Belki Beşiktaş'a dair yine birkaç kelime ederiz. Sonrasında Fenerbahçe'ye odaklanacağımızı belirtelim. Ama Yunus Akgün'ün golüyle ilgili konuklarımın yorumlarını merak ediyorum. Zeki Uzundurukhan'la başlamak istiyorum. İnşallah hepimiz Allah uzun ömürler verir. Dede oluruz, torunlarımıza bu golü anlatırız. Gerçekten olağanüstü bir gol. Skat füzesi gönderdi Tottenham Kalesi'ne. Hani hacı atardı böyle golleri. Yunus Akgün'ü kardeşim alnından öpüyorum. Çok güzel bir gol. Gecenin belki de Kupa 2'nin en güzel golü olur bütün turnuva bittikten sonra. Tebrik ediyorum. Hocam Yunus bir evlattır diye düşünüyorum sizin için. Evet. Nasıl yorumlarsınız? Yani 9-9,5 yaşındaki Yunus'u tanıyan ve Galatasaray'da olması için birçok insan gibi katkısı olan biri olarak bir göğsüm kabardı. Ahmet Keskin Kılıç Hoca'yı Allah rahmet eylesin anmak istedim. O zamanlar demişti Yunus Galatasaray'ın geleceğinde muhakkak olacak diye. Çok mutlu oldum. Hocam da zamanında çok emek verdi. Evet. Gerçekten bence bu gece dün veya yarın atılan bütün gollerin arasında herhalde en güzel gol olacaktır. İnşallah. Evet. Zeki abi çok güzel ifade etti. Çok kişiyi anlatacağı bir gol olacak. Doğru. Hocam. Ya, ufacık da olsa bir olumsuz bir şey söyleyeyim oraya. Yunus'un Galatasaray'ın geleceği olacağını bu sene fark etmiş olmak bir acı. Evet. Yani bu Türk futbolunun en büyük sorunlarından bir tanesi. Ama o geçmişteki bunca senenin acısını çıkarırcasına vurdu. Ve o derece muhteşem bir goldü. Yani ben kendi adıma yani 10 kez, 100 kez, 1000 kez çok mutlu oldum. Galatasaray'ın öne geçmesi bir tarafa. Yunus adına çok sevindim. Hep onu diyorum. Teknik özellikleri yüksek olan futbolcuların değerini ayrı bilmek lazım. Disiplinli oynayan oyuncu çok bulursun ama özel yetenekli futbolcu çok bulamazsın. Ya oyun da benim öngördüğümden biraz farklı bir hal aldı. Yunus daha oyunun hemen başında 5. dakikasında bu golü atınca Galatasaray'dan önde büyük baskı bekliyorduk. Tottenham'da Galatasaray'ı uzak tutmak için onlar baskı yapmaya çalıştı. Ama Galatasaray 1-0 öne geçtiği için bu kadar erken bir dakikada
Şu an Galatasaray'ın o beklenen öndeki büyük baskıyı yapmasına bence gerek de yok. Evet. Oyun biraz daha fazla orta alan mücadelesine dönüşüyor. Rakip çok çıkmayı düşünse bile Galatasaray'ın ikinci bölgedeki baskıları Tottenham'ı kalesinden uzak tutmaya yetiyor. Bakın bu da Okan Hoca'nın bilinçli taktiği. Kesinlikle. Rakibi kalesinden uzak tutma. Bu cümleyi bence önümüzdeki dönemde de sık sık konuşacağız. Bir şey ilave edeyim Yunus lütfen. Üzerinden tüm akademilerde görev yapanlara. Türk futbolunun geleceği olacak. Hocam güzel bir şey söyledi. Bu sene anlaşılmasından dolayı mutsuzluğunu. Ben de şunu söylüyorum. Türk futbolunun geleceği olan birçok çocuk akademi direktörleri ve antrenörleri tarafından yedek kulübelerinde oturtuluyor. Çünkü küçükler işte odur budur falan diye. Halbuki futbolu iyi bilen, beceri olan çocukları koşturmak, pres yaptırmak, savunma yaptırmak, fiziksel olarak geliştirmek çok mümkün. Çok mümkün. Doğru bir plan dahilinde ama bizde akademilerde bir hafta sonrasının antrenman saatini söyleyemezler. Evet. İşin doğrusu bu. Biz bunu işte birkaç sene, 8-10 senelik planla 3-5 sene sonrasının antrenman içeriğini söyler hale getirdik. Bunun kıymetinin bilinmesi lazım. Bu çocukların sahada oldukça neler yapabildiğini görmek lazım. Oynatılmasaydı, dayanmasaydı bu çocuk belki de Yunus diye veya ona benzer bir sürü ismin adına konuşuyorum. Yetişmedi diyeceklerdi. Şöyle söyleyeyim, ben de Yunus'u ben de 11-12 yaşından beri tanıyorum. Aynı tanıdığım dönem yani Yunus belime geliyordu ve bu çocuk yeterince büyür mü endişesi vardı. Birçok kulüp uğraşmazdı. Yani fiziksel olarak hani normal standartlara gelip gelmeyeceği tartışılıyordu, öyle hatırlıyorum. İşte ama uğraşıldı, kesinlikle. Çaba sarf edildi. En büyük uğraşı da kendisi verdi. Evet. Size büyük oyuncular o günkü şartlarda maçlar size kazandıracaklar. Hı hı. Yetenekli, onların da yetenekleri var, bunu yanlış tabii anlamasınlar. Ki. Ama sadece günün şartlarında günü geçmek için kullanılan oyuncular gelecekte futbolun içinde yer almıyorlar. Onları kullandıkları için bu tür yetenekler de yer alamıyorlar. İşte bu yüzden bu konuya tüm kulüp yönetimlerinin çok dikkat etmesini Yunus örneğinden görmek istiyoruz. Bu arada Tottenham golü buldu. 1-1'lik eşitliği yakaladılar. 19. dakikada sonu durdurdu Barış Alper ama Archie Gray önünde kalan topu önce taşıdı. Sonra sağ tarafa doğru uzun bir pas attı. Porro olabilir oradan çıkan oyuncu. O içeri çevirdi. Lancashire golü attı. Ya Brennan Johnson ya Porro topu içeri çeviren oyuncu. Onu göreceğiz. Barış Alper'in ilk hamlesi tamam, başarılı, hatta biraz da çekmiş sonu. Öyle görüyoruz ama sonrasında konuk ekip golü buldu sevgili seyirciler. İlk topta zaten bir offside şüphesi yok. İkincisinde de bence yok ama kontrol edilecek. Lancashire'in golüyle 1-1'lik eşitlik geldi. Asisti yapan da Brennan Johnson. Hollanda'ya çevireceğiz sevgili seyirciler kameralarımızı. Fatih Özyar bizi bekliyor. Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar'la karşı karşıya gelecek. Saat 23'te oynanacak bu mücadele. Hollanda'daki atmosferden ve maç öncesi son durumdan Fatih Özyar bahsedecek. Evet Kerem, önce sizlere de hayırlı yayınlar diyoruz. Biz de bulunmuş olduğumuz nokta AZ Alkmaar'ın stadyumundayız. Az önce içeri girişimize serbest müsaade ettiler ki Türkiye saatiyle 21'de bulunmuş olduğumuz basın odasına biz de giriş yaptık. Biraz sonra da burada bulunmuş olduğumuz noktada stadın kapıları açılacak ve seyirciler de yavaş yavaş içeri alınmaya başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 2 saatlik bir süre kaldı. Peki atmosfer ne durumda? Kerem, önce şunu belirtmek istiyorum. Tabii dünden beri takip etmekteyiz. Dün Hollanda'ya Fenerbahçe kafilenin gelmesiyle birlikte onu havalanda başkent Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşılamıştı ve kafilede otele geçti. Biraz sonra yaklaşık biz yarım saat içerisinde otobüsün kafilenin de içinde yer almış olduğu futbolcuların otobüsü taşıyan otobüste buraya gelmesini bekliyoruz. Bu önemli. Diğer taraftan tabii ki hava sıcaklığına bakarsak gün boyunca başkent
Amsterdam ve Hollanda'daki şu andaki Alkmaar'da hava sıcaklığının gündüz 8 derece olduğunu ve şu anda hava sıcaklığının yaklaşık 4 derecelere kadar düştüğünü belirtebilirim. Tabii ki maç saatinde bu hissedilen hava sıcaklığına da bakıldığında 2-3 derece civarlarında olacak. Diğer taraftan yoğun bir kapalı bir hava olduğunu, fakat şu anda en azından bir yağmurlu bir havanın olmadığını da belirtmek isterim. Diğer taraftan düne dönecek olursak yapılan basın açıklamaları ve bugünkü açıklamalara da bakıldığında aslında bu akşam önemli bu karşılaşma öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olan AZ Alkmaar iyi bir 11 ile sahaya çıkmanın telaşını yaşıyor. Çünkü özellikle geride bırakmış olduğumuz süre içerisindeki sezona başladığı ilk günden bugüne baktığımızda yaklaşık 6 futbolcunun sakat olduğunu ve son olarak da yine Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oynanan Feyenoord karşılaşmasında kaptan Jorie Klaassen'in sakatlanmasıyla birlikte bu sayının da 7'ye çıktığını belirtmek isterim ki bu 7 sakat futbolcu da sezon başında ilk 11'de oynayan futbolculardı. Diğer taraftan yine cezalı bir futbolcu var AZ Alkmaar'da. David Möller-Wolf de cezalı olması nedeniyle oynamayacak. Diğer sakat futbolcularına bakıldığında Bruno Martins indi, Christian Bielik, Ruben van Bommel, Zico Buurmeester, İbrahim Sadik ve Leguancio Zeyfayık bu sakat olan diğer futbolculardı. Diğer taraftan peki nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? İşte muhtemel bir 11 var. Büyük bir ihtimalle de bu 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. 4-3-3 sisteminde Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii bakıldığında kalede yine her zaman olduğu gibi Yayden Owusu Odura olacak. Defans, dörtlü defansa bakıldığında Seiya Maykuma, Maxim Dekker, Alexander Penetra ve Meist Witt defansta yer alacak futbolcular. Orta sahaya da bakıldığımda Davi Kvakman bugün özel bir görev verildi. Özellikle takımın maestrosu, yöneticisi olarak da bugün bunu sahada görebileceğiz. Diğer taraftan bir Kop Miners ve Sven Mainans. İleri üçlüde ise AZ Alkmaar'a bakıldığında Troy Parrott, Ernest Poku ve Michael Lahto yer almasını bekliyoruz. Bugün önemli bir karşılaşma olduğunu söylemiştim ki Fenerbahçe geride bırakmış olduğumuz süreç içerisinde Avrupa arenasında 277 karşılaşma oynamıştı. Bu 278. karşılaşma olacak. Bu 277 karşılaşmanın 110'unda Fenerbahçe galip gelmişti ve 109'unda mağlup olmuş ve 58'inde de beraberlikle sonuçlanmıştı. Geçmiş dönemlere de yine bakıldığında Fenerbahçe ile AZ Alkmaar arasında oynanan karşılaşmalara bakıldığında iki resmi karşılaşma var. Bu iki resmi karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştı. Hazırlık maçı da iki tane de farklı hazırlık maçı oynanmıştı ve bu hazırlık maçların birinde AZ galip gelmiş ve diğerinde de Fenerbahçe galip olarak ayrılmıştı. Yine diğer taraftan döndüğümüz zaman bugün Hollanda basınında yazılıp çizimlere bakıldığımızda önemli başlıklar ön plana çıkarılmıştı ki bu başlıklar nelerdi? Özellikle dün akşam burada arkamda görmüş olduğunuz bu noktada yapılan basın açıklaması özellikle Fenerbahçeli teknik direktörünün bir basın açıklaması yapması bekleniyordu ki basın açıklamasına gelmemesine Hollanda biraz tepkili gibi görünüyor. Çünkü bugün atılan başlıklar da o yönde. Ki Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinin bu konuda atmış olduğu başlıklara ve kaleme aldığı haberlere bakıldığında Comedian Mourinho basın toplantısında kendini gizledi başlıkları atması da kendilerine yapmış olduğu yorumlar şeklinde ön plana çıkıyor. Diğer taraftan yine bakıldığında şunu belirtmek isterim. Peki Fenerbahçe'de sakatlar kimler? Zaten bunu sizler her defasında ve biz de buradan yapmış olduğumuz aktarmayla birlikte ekranlara getirmiştik ki Osterwald'ı yok. Diğer tarafta Cengiz Ünder yok. İrfan Can Kahveci yine bu karşılaşmada yerini almayacak. Peki muhtemel 11'i nasıl olacak diye sorarsanız büyük bir ihtimalle tabii ki yine kalede Livakovic, Osayi, Çağlar, Bekao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximum, En Nesli. Bu
11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Diğer taraftan yine Hollanda'da bugün yazılan çizilenler ve yazılan yorumlara bakıldığında bugün bu karşılaşmanın sonunda aslında favorinin, bugün bu karşılaşma favorinin Fenerbahçe olduğunu, AZ Alkmaar'ın buradan bir puanla ayrılırsa kendileri için çok büyük sürpriz ve başarılı olarak nitelendiriliyor. Bunun da en büyük nedeni aslında son 7 resmi karşılaşmaya AZ Alkmaar'ın bakıldığında bunda 6 kez mağlup ve bir kez de berabere kalmıştı ki bu verilere bakıldığında bir puanlık buradan bir sonuçla ayrılması kendileri için başarılı olarak nitelendiriliyor. Diğer taraftan UEFA Avrupa Ligi'ne bakıldığında 36 takım mücadele etmekte ve geride bırakmış olduğumuz 3 haftalık süre içerisinde Fenerbahçe'nin oynamış olduğu 3 karşılaşmada toplam 5 puanı olduğunu ve bu almış olduğu 5 puanla 36 takım arasında 15. sırada yer aldığını, AZ Alkmaar ise 3 karşılaşmanın birinden galip diğerlerinden mağlup olarak ayrılmış, 3 puanla 25. sırada yer alıyor. Bunlar önemli gelişmeler ve önemli konulardı. Tabii ki tüm hazırlıklar şu anda tamamlanmış durumda. Biraz dakikalar içerisinde, 15-20 dakika içerisinde aslında Fenerbahçe takım otobüsünün de bulunmuş olduğumuz bu noktadaki AZ Stadyumu'na gelmesini bekliyoruz. An be an gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyerek ülke adına 3 puan buradan çıkması ülke adına hem Fenerbahçe adına çok büyük önem taşıyor. Bizim de temennimiz ve ümidimiz Fenerbahçe'nin maç sonunda buradan en azından 3 puanla galibiyetle ayrılıp Türkiye'ye dönmesi yönünde olacak diyerek bulunmuş olduğumuz noktadan sözü şimdilik size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Fatih Özcer'e aktardıkları için. Galatasaray Tottenham maçında da 27. dakikaya geldik. Bir birlik beraberlik var karşılaşmada. Galatasaray 7 golden sonra fena değil diyebileceğimiz bir reaksiyon gösterdi. Sarı kırmızılı takım pozisyonlar yakaladı ama bulduğu şansları da kullanamadı. Bir birlik eşitliğin gelmesinin ardından az sonra kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte de Fenerbahçe'ye tam anlamıyla odaklanacağımızı söyleyelim. Tabii Galatasaray'ın devre arasında geçtikten sonra biraz dünkü Beşiktaş maçına dair de konuşalım istiyorum. Bir yandan da Galatasaray'ın hücumlarını tabii takip ediyoruz. Hocam beklentiniz neydi, ne buldunuz Beşiktaş'ın Malmö maçında? Bütün maçlar zordu, o kesin. Hı hı. Rakip de bizim her ne kadar çok yakın tanımasak bile nasıl oynadığını bildiğimiz takımlardan biriydi. O yüzden kalitenin sahaya yansıtıldığı takdirde ben rakip kadar mücadele eden o kalite her zaman favoridir, avantajdır. Beşiktaş böyle zor bir maçta bence çok haklı bir galibiyet elde etti. Gün içindeki konuşmalarda ya dönem dönem Rafa Silva'nın sağ kanatta oynaması, Beşiktaş'ın biraz daha dinamik orta saha adına Al-Musrati, Endur ve Fernandes'le orta saha üçlemesi konuşuluyordu. Beşiktaş'ın bence en önemli gerçeği Rafa Silva forvet arkası oynamalı. Kim forvette oynarsa oynasın. Hoca da böyle başlayınca ofansif yönde çok daha etkili bir Beşiktaş gördük. Bence Beşiktaş'ta bu özellikle taraftarının da desteklediği, son günlerde ufak da olsa acaba düşüş var mı sorusuna ben tekrar buradayım cevabını verdiği ve Avrupa'da gruptan çıkacağının bence belgelendiği maçlarından birini oynadı. Tebrikler. Bütün hepimizin yüzünü güldüren Beşiktaş'a. Nedim Hocam, ilk iki maç sonrası acaba olmayacak mı ilk 24 diye düşündük. Ama Lyon karşılaşmasıyla beraber bambaşka bir süreç başladı. 8-9 puanın yeterli olacağı hesap ediliyor ilk 24 için. 6 puanı var Beşiktaş'ın. Yani şu an sanki o yola girdik. Evet. Ya sezonun başından yaklaşık birkaç hafta öncesine kadar Beşiktaş için hep ve Van Boykos için aslında bir olumlama yaptık. Haklı bir olumlamaydı bu. Çünkü hem alınan oyuncuların isabetli olması, hem geçen seneden forma artan oyuncular, hem Van Boykos'un bu arada... Offside. Osimhen topu ağlara gönderdi. Bu arada 30. dakikadayız ama offside. Osimhen offside olduğuna inanmıyor. Bakalım pozisyonun tekrarı gelince Osimhen mi haklı yoksa yardımcı mı? Onu göreceğiz. Çok boş vurdu. Ben vurduğu anda herhalde dedim offside.
ama tekrarını görelim. Evet, çok açık offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Buyurun. Hem Van Bronckhorst'un maç önü, maç sonu sahada kalan açıklamalarıyla çok umut vadeden bir durumdaydı. Hepimiz Beşiktaş adına biraz kadronun dar olmasıyla ilgili endişelerimizi söylemiştik ki sadece Paulista'nın bile olmayışı oyun içerisinde onun yerine de ikame oyuncuların o tecrübede ve tarzda olmayışı zor durumda bıraktı. Daha önce defaten söylemiştik. Hem Beşiktaş'ın özür dilerim, hem Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın en az 3 tane çok önemli forvetini sayarken Beşiktaş'a sadece Immobile ile ilgili konuşmuştuk. İşte Mustafa Hekimoğlu inşallah yakın zamanda çok çok aşama kaydedecek. Çok hizmetli olacak hem Beşiktaş hem milli takımımız ama şu an için Immobile'nin ikamesi sanki Semih gibi diye de bunu da birkaç kez söylemiştim. Semih'den görebileceğime çok alışkın olduğum, çok da tahmin ettiğim gollerinden bir tanesini attı. Bu arada Galatasaray yeniden evet, önde. Victor Osimhen'in golüyle sarı kırmızılılar 32. dakikada üstünlüğü yakaladı ve Galatasaray öne geçti sevgili seyirciler. Victor Osimhen'in kaydettiği golle önde baskı yaptı sarı kırmızılılar. Tottenham savunması zaten biraz aksıyor. Bu kesin ve bunu değerlendirmek gerekiyordu. Oradaki baskıyla topu kazandık, golü bulduk ve durumu da 2-1'e getirdik Tottenham önünde. Kısa bir aramız var bu arada. Araya gideceğiz az sonra. Devre arasındaysa konuklarımızla birlikte yorumlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Karşılaşmanın ilk yarısını konuşacağız. Sarı kırmızılılar bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Tottenham'lı oyuncuların da bu arada bazı itirazları var. Bir de kart çıkmış olabilir. Acaba bir faul beklentisi mi var o baskı sırasında? Onu bir görelim. Sonrasında araya gideceğiz sevgili seyirciler. Yeniden öndeyiz İngiliz ekibine karşı. Dragušin, yani kart varsa Dragušin'e burada kart var. Evet. Icardi'ye yaptığı hareketten dolayı. Baskı yaptı Icardi. Topu kazandırdı. Sonrasında Mertens tekte Osimhen'in önüne topu yuvarladı. Victor Osimhen uzak köşeye çok net bir vuruş yaptı ve Galatasaray'ı üstünlüğe taşıdı. Şimdi bir ara, az sonra birlikteyiz. Avrupa Ligi özel kaldığı yerden devam ediyor ama bir farkla Galatasaray 3. golü de buldu. Tottenham karşısında Osimhen'in kaydettiği golle sarı kırmızılılar durumu 3-1'e getirdi. Bir gol Yunus Akgün'den, 2 gol Victor Osimhen'den. Tottenham'ın tek sayısı 18'de Will Langer'den gelmişti. Eşitliği yakalamışlardı ama sonrasında oyun onların beklentisinin birazcık tersinde ilerledi. Galatasaray için her şey çok çok güzel bir şekilde ilerliyor. Maçın sonuna da, ilk yarının sonuna da bir 3 dakikalık uzatma var. Zeki Uzundurkan, ne dersiniz Osimhen'in golleri için? Devre arasında daha detaylı konuşacağız ama. Yani tanıdığım en iyi futbol ressamı, öyle söyleyeyim. Gerçekten yine herhalde posterini vereceğiz. Gol posterini vermiştik. İkinci gol, attığı ikinci gol yine sanat eseri. Gözlerimizin pası silindi. Pas çözücü Yunus Akgün ve Osimhen gerçekten olağanüstü birer gol attı. Tabii Mertens'i de unutmamak lazım. Asistleriyle damga vuruyor maça. Galatasaray hiç olmadığı kadar çok pozisyona girdi. Bir 41. dakikayken benim yazdığım 8 net gol pozisyonu var. Ya inanılmaz oynuyor Galatasaray. Ya bir başka güzel oynuyor. Hani dediğimiz gibi bu maçı kazanırsa, ki turnuvanın, bu kupakinin favorilerinden biri olarak gösterilen Tottenham, burada herhalde Ramsbark'ın çimlerine gömeceğiz ve artık turnuvanın favorisi olarak Galatasaray ön plana çıkacak. Öyle görüyorum. Çünkü yarın bütün dünya, özellikle başta Avrupa basını olmak üzere, Osimhen'i konuşacak. Yunus Akgün'ü konuşacak. Mertens hep konuşuyorlar. Galatasaray'ı canlı konuşacak. Puan durumuna göre de Galatasaray lider şu anda. Müthiş. Onu da olağanüstü. Belirtelim. Ama Osimhen, dediğim gibi, hani bu parayı anasının ak sütü gibi helal ediyor. Yani gerçekten 75 milyon euro bu futbolcu fazlasını bile eder parası olan kulüpler için. Galatasaray umarım elinde tutar. Çok değerli bir oyuncu. Şu anda taraftarın çok sevdiği, işte Galatasaray'ın
Osimhen'li, Osimhen'in tapusunu aldıktan sonra neler kazanacağını önümüzdeki yıl inşallah alırsa göreceğiz. İşte sponsorluk, forma satışları derken bir cazibe merkezi haline gelecek. Yani dünyada artık Galatasaray'ı yine hani 2000'li yıllara damga vuran Galatasaray'ın ayak seslerini görüyorum ben. Müthiş keyifli bir maç. Maça gidenler çok şanslı. Bizim görevimiz olduğu için yerimiz mutfak ve stüdyolar oluyor. Ama izleyenler çok şanslılar. Tarihi bir geceye tanıklık ediyoruz. Gururluyum gerçekten Galatasaray'ın. Galatasaray'la başlayıp Fenerbahçe ve Başakşehir'le devam eden hat-trick olur inşallah. Beşiktaş da kazandı bu arada. Tabii, 4'te 4 yaparsak. Fort-trick olacak o zaman da. Müthiş olacak. Ülke evet. puanı açısından da onu Harika. Söyleyelim. Hani bilmiyorum Başakşehir maçından yana ne kadar umudunuz var. Benim çok ümidim yok ama. Biz temenni edelim de. Gönül istiyor ki evet Başakşehir'de kazansın. İlk yarı artık noktalanmak üzere Galatasaray Tottenham karşısında 3-1 önde ve geri adım da atmadı Sarı Kırmızılılar. Dördü de arıyoruz Barış Alper'in ortasında. Top kaleci Fraser Forster'da kaldı ve ilk yarıda artık her an son düdük gelebilir sevgili seyirciler. Galatasaray Tottenham karşısında soyunma odasına 3-1'lik üstünlükle gidiyor. 2 gol Victor Osimhen'den, 1 gol Yunus Akgün'den. Tek sayısı Tottenham'ın Will Lancashire'den geldi ve önemli bir avantajla soyunma odasına gidiyor temsilcimiz. Ahmet Hocam maç önü galibiyete olan inancımızdan zaten Doğrudur. Sık sık bahsetmiştik hafta içi programlarda da yine aynı şekilde. İlk yarı herhalde fazlasıyla tatmin edici oldu. 3 oldu. Osimhen'in 2 tane de çok net gol kaçırdığını söyleyelim. 5 de olabilirdi bu arada. Doğrudur. Osimhen 2 attı, 2 kaçırdı. Evet. Ama Osimhen konuşuyorsak biz hep şut deriz ama aslında böyle biraz teknik analize getirdiğimiz zaman da gol vuruşu deriz. Hı hı. Osimhen'den şut olmayan ama iki tane muhteşem gol vuruşu. Yani birincisi ayağının burnuyla, ikincisi de ayağını sadece dokundu. Hı hı. Havada tuttu, top ayağına çarptı, gol oldu diyebilecek kadar müthiş bir dokunuştu. Tabii senaryoda şöyle bir değişiklik var. Benim maç öncesi öngördüğüm senaryoda skor doğru. Galatasaray'ın öne geçmesini bekliyordum. Galatasaray'ın baskı yapmasını bekliyordum ama Galatasaray o kadar erken golü buldu ki o erken golden dolayı o rakip birinci bölgede yapar diye çizdiğim senaryodaki baskı otomatikman oyun ikinci bölgede oynanmaya başlayınca ortadan kalktı. Ama Galatasaray çok iki takımın da sağ yayılımları sahanın tamamını kullanmaktan yana olunca çok geniş alanlar oluştu. O geniş alanlara da Galatasaray dönem dönem pozisyon gereği rakip defansın üzerine o öndeki iki santrofor ve arkalarındaki Mertens'le başlayan o baskı Galatasaray ikinci golü getirdi. Çünkü defans arkasında oluşan geniş alanları Osimhen dedik ya 4 kere sarktı. İkisini gol yaptı. Evet. O geniş alanları çok iyi kullandı. Oraya da Mertens'in attığı o defans arkası toplar. Yani çok kaliteli birer asist oldu. O yüzden Galatasaray önde herkesin beklediği bizim klasik baskıdan ziyade oyun gereği baskılarla harika işler yapıyor. İki takım da ofansif futbolu düşünüyor. Galatasaray önde olmasına rağmen aman geri çekileyim orada savunma yapayım zihniyetinde değil. Hocam ben, bu arada iki takım ofansif düşünüyor ama sadece bir takım üretken. Onu söylemek adına bir istatistik vereyim mi size? Top oynama oranları 57-43 Galatasaray lehine. Galatasaray'ın 11 şutu var, 5'i isabetli. İki tane de çok net gol kaçırdı Osimhen. Bunu da belirtelim. Tottenham'ın sadece bir şutu var. O da zaten gol oldu. 209'a 153 pas sayıları. Pas başarı yüzdesi 83'e 76. Hep Galatasaray lehine. İki korner var. Tottenham'ın sıfır. Ortasız Tottenham'ın sadece bir tane var. Bir orta yaptılar maçın başından bu yana. Galatasaray 15'te 3. Bunlardan da zaten gol de çıkardı Sarı Kırmızı. Ya ben topu hocama atmadan önce onun nedenini söyleyeyim. Top rakipte olduğu zaman Galatasaray önde baskı yaptığı zaman defansını biraz öne çıkarıyor. Yine kompakt bir duruş. Rakibe zaman alan vermeyen bir anlayış. Veya Galatasaray ikinci bölgede rakibi karşılayacaksa da çok güzel adam paylaşımı görüyoruz. Hem Yunus hem Barış geri geliyorlar. Orta sahada Sara, Torreira yerinde.
Ve biz daha önceki maçta Sanchez'i o üçlü defansın ortasında görmüştük. Evet. Bugün sağında görüyoruz. Min sona karşı alınan bir tedbir olarak nitelendiriyorum ben onu. Kaan da tecrübeli biri. Sanchez'e göre biraz daha ağır ama merkezi doğru bir şekilde kapatan üçlüsü var. Galatasaray rakibi o zaman alanı bırakmadığı sürece pozisyon da vermeyecektir diye düşünüyorum. Opta'nın verisine göre bugün 2 asist yapan Mertens de 2009-2010'dan bu yana 15. asistini yapmış Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Ligi tarihinin en fazla asist yapan 3. oyuncusu konumuna yükselmiş. Hocam ilk yarı değerlendirmenizi rica edeyim. Hocamın bıraktığı yerden şöyle devam edeyim. Galatasaray yapıyı çok iyi kurmuş. Oyunun yapısını çok iyi kurmuş. Eski tipte bir sarkık libero gibi Kaan bu görevi de yapabiliyor. İkili kademe bu şekilde oluşuyor. Bu çok önemliydi. Osimhen'in bu pozisyonlara girmesinde Icardi'nin topsuz alandaki hareketliliğinin de faydasını görüyorum. Özellikle içeri koşu yaptığında Osimhen daha rahat arkaya koşular yapabildi. Galatasaray ve Okan Hoca büyük takımı yakışacak şekilde oynuyor. Yani rakipten daha fazla gol atarak galip gelmek üzere bir oyun oynuyor. Rakipten daha az gol yiyerek değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ve Okan Hoca her takıma karşı bunu beceriyor ve deniyor. Programın başında şöyle bir şey söylemiştik. Yani kağıt üzerinde göreceli olarak zayıf, Galatasaray'a göre zayıf takımlara karşı zorlandığını söyledik ama Galatasaray dengi takımlarda ve turnuvadaki aday takımlarda da Galatasaray'ın bir hafızası var. Ve o hafıza o oyunu her rakibe karşı aynı şekilde oynayabilme ve oyununu kabul ettirebilme üzerine. Bugün bunu keyifle izliyorum. Ahmet Hocam'ın da söylediği gibi işte gol attık çekilelim, gol yedik şurada duralım, hiç öyle planlar yok. Galatasaray'ın oynaması gereken eldeki oyuncu dizilişinin ve eldeki oyuncu yapısına en uygun oyun yapısını sahaya yansıtan bir Galatasaray görmek hepimizi bu gece çok mutlu etti. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Bununla alakalı ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha geniş konuşuruz ama PFDK Jose Mourinho'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi. Bu hafta Sivasspor'a karşı oynanacak mücadelede Portekizli teknik adam kulübede olamayacak. Bu haberi de paylaşalım istedim. Zeki Uzundurukan'a şimdi dönebilirim. Yani Galatasaray hani demiştik ya Okan Hoca çılgın bir kadroyla çıktı. İşte inşallah sahada da bir çılgınlık üretir. Şu ana kadar ilk yarıda gerçekten büyük bir çılgınlık üretti Galatasaray. Büyük oynuyor. Sanki Tottenham değil de Galatasaray üst düzey bir Premier Lig takımı gibi mücadele ediyor. Bence ilk yarıdaki görüntüye bakarsak Galatasaray'a Tottenham hafif kaldı. Öyle yani pozisyona giren Galatasaray, topla daha çok oynayan Galatasaray, istediğini yapan Galatasaray, bütün sen de saydın, bütün istatistiklerde Galatasaray önde. Yani o zaman Galatasaray tam bir Premier Lig, üst düzey Premier Lig takımı olmuş. Ve biz de gururla seyrediyoruz. Dediğim gibi yani Galatasaray işte Avrupa'yı bir takım. Ve bu sene hani o sene mi hep birlikte göreceğiz. Tabii ben hani 16'ya kalacağına kesin gözüyle bakıyorum. İlk 8'e girip 16'ya. 24. İlk 8'den 16 16'ya kendini atacak diye düşünüyorum. Evet. O 24'lerle uğraşmaz Galatasaray. Oradan gider diye düşünüyorum. Ya bu bir hani bu galibiyet 3 puan şöyle çok önemli. Tabii ki ilk 8'e girmek için önemli ama diğer taraftan bir gövde gösterisi. Rakipler karşısında psikolojik bir üstünlük. Ya işte City'yi yenen, 3'te 3 yapan Tottenham'a gününü gösterdi Galatasaray diye. Yarın Avrupa basınında ne espriyle başlıklar çıkar, biz de atarız tabii. Türk basını olarak biz de fotoğrafta güzel bir başlık atarız. Yeter ki Galatasaray ikinci yarıda bu mücadelesini göstersin. Gurur duyuyoruz tabii ki bizim hani Avrupa'da böyle takımların bu kadar güzel oynaması. Osimhen hep söylüyoruz yani dünyanın en iyi golcülerinden biri, attığı ikinci gol gerçekten sanat eseri. Havada asılı kaldı. Hani pek çok santrfor o topa kafayla vurmaya çalışır. Ya da göğsümde durdurayım, ikinci bir hareketi yapayım diye düşünür. O daha top gelirken pozisyonunu aldı. Havada biraz asılı kaldı. Top geldi. Harika bir vuruş yaptı. Yani bilardo oyunu gibi bir şey. Yani otomatikleşmiş artık. Gol konusunda Osimhen'in zekası yazılımı. Yani beyninde öyle bir yazılım var ki gol atma konusunda.
İşte Revaşota ile attığı goldeki zamanlamasına bak. Burada attığı ilk golde resmen uçtu. Rakibin çok gerisindeydi. Orada hani belli spor araçlar vardır. 100 kilometre işte 4,5-5 saniyede evet. Kat ederler ya. Osimhen de öyle bir hızla koşup topa vurdu, hamle yaptı. Zeki Uzunurkan, şöyle bir şey de var. Hani o transfer sitesi, işte en değerli oyuncular vesaire. Hani siz özellikle çok ilgileniyorsunuz. Benim çok ilgimi çeken şeyler değil ama turnuvanın en değerli oyuncusu o siteye göre. Hatta yani o sitenin ne dediğinin de çok fazla bir önemi yok. Bütün takımlara baktığımızda zaten bu turnuvanın en iyi santrforu Victor Osimhen. Herhalde bugün için burada. Ya mutlaka. Yani şimdi onu tabii ki sana katılıyorum. Yani o güncellemeyi bazen unutuyorlar. Bazen hani bilgisayar başında bu işleri yapıyorlar. Aylık güncellemeler. Bana göre Icardi'de 15 milyon euro değil piyasa değeri. Bence de Icardi'nin de bir 25-30 milyon euroluk bir değeri olması lazım. Şu anda Yunus Akgün'e baksan oradan 6 milyon euro görünüyor galiba. Bana göre 40-50 milyon euro olması lazım piyasa değeri. Bu gece o şutun hızıyla artmıştı bu zaten. Çok artırmıyorlar, çok cimriler. bize gelince çok cimri o site, onu da söyleyeyim. Ama yani gerçekten bir destan. Yani Tottenham'ı yenmek, bu hani tesadüflerle 3-1 öne geçmedi Galatasaray. Evet, Galatasaray eze eze 3-1 öne geçti. Çok hak edilmiş bir netice. Çok da işte pozisyonları yazdım. 8 net gol pozisyonuna girmiş Galatasaray. Yani ligde bile bu kadar şaşalı oyun bazen oynayamayabiliyor Galatasaray. Bugün çok şaşalı oynuyor. Tam bu noktada hocaya dönmek istiyorum. Aramızda konuşuyorduk yani bu neticenin ve oyunun gidişatının şehvetine çok kapılmamak lazım diye. Zeki Uzundurkan'ı dinledikçe o şehvete ben kapılıyorum. Ama teknik adam olarak... Katıl kardeşim, katıl. Kapılıyorum yani, yapacak bir şey yok. Teknik adam gözüyle hocam, Galatasaray'ın daha önce böyle net sürklase ediyor ve devam eder dediğimiz maçlarda felaket tellallığı olmasın ama çok yakın geçmişte kötü örnekler olduğu için söylüyorum. Bunun yaşanmaması adına ne yapmak gerekiyor? İkinci yarı farkın da artacağı bir devre olabilir mi? Şimdi sevgili Zeki'yi dinlerken aynen bunları düşündüm. Evet. İşte çok usta bir gazeteciyle, belki gazetecilikle pek ilgisi olmayan, işi sadece bir teknik adam olarak görmeye çalışan benim aramdaki fark o. Öyle güzel tasvir ediyor ki dediği anda ben hocam. Bile havaya giriyorum. Ağzım açık dinliyorum. Evet, evet yani sahada olsam bir gol de ben atacağım sahibini. Biz de sahinizde teknik direktör olacağız. Estağfurullah. O derece güzel anlatıyorsun ama... Senin soruna gelince Galatasaray'ı nasıl anlattık? Galatasaray herkes görevini tam olarak yaptığı bir oyun oynuyor. Teknik adam çok iyi analizler yapmış. Onun karşılığında doğru 11'le, doğru stratejiyle bir kadro sahaya sürmüş. Oyunun gidişatına göre de doğru oynayan bir Galatasaray takımı var. Doğru yönetilen bir Galatasaray takımı var. O yüzden bunun ikinci yarıda da devam etmesi lazım. Biz bazen deriz ya, herkes işini yapsın. Galatasaray'da ikinci yarı aynen bu şekilde işini yapmaya devam etsin. Tabii bunun içinde skora göre oynamak da var. Ama skora göre oynamak demek, ben 3-1 öndeyim, şimdi birinci bölgeye geri çekileyim, rakibi orada karşılayayım değil. Galatasaray bir defa defans yapacaksa topa sahip olarak defans yapması lazım. Özellikle bunun altını çiziyorum. Çünkü Okan Hoca ne dedi? Rakibi kalemizden uzak tutalım. Onun için de sana önde baskı yapma fırsatı rakibe verme. Sen rakibi kalenden uzak tutma adına topa sahip olarak, rakip yarı sahada mümkünse sahip olarak oynamaya çalış. Tabii ki rakip de topa sahip olacak. Bazen top kazanacak baskılarda. Evet. Bazen geriden çıkacak. Galatasaray ilk yarıda olduğu gibi... kaldı ki Icardi'nin de sık sık topun arkasına geçtiğini gördüm. Yan yana değil, önlü arkalı oynayan bir önde Galatasaray ikilisi var. Böyle olunca da Galatasaray kompakt bir şekilde neredeyse tam takım topun arkasında rakibi ikinci bölgede karşıladığı için rakip çok üzerine gelemedi. Kazandığı toplarla da Galatasaray yine çabuk geri dönecek şekilde hücumu düşünmeye devam etmesi lazım. Hı hı. Özellikle Yunus ve Barış için söylüyorum. Eğer dönemeyecekseniz biraz daha kontrollü gidin. İkiniz birlikte gitmeyin. O güvenliği bu şekilde sağladığı müddetçe Galatasaray bence ikinci yarıda büyük bir sorun yaşamayacaktır. Tabii ki Okan Hoca'nın
Oyuncu değiştirme ile ilgili takımın bu oyuna destek olacak hamleleri de otomatikman Galatasaray için bir artı olacak. Bentancur'u gördük bu arada. İkinci yarıya orta sahada Bentancur hamlesiyle başlayacak Ange Postecoglou ki daha fazlasını da eğer buradan bir şeyler çıkarmak istiyorsa bence yapması gerekiyor kendi adına. Bakalım göreceğiz değişiklikler olacak mı? Bizim mi ihtiyacımız var mı hocam değişiklik anlamında? Ya şimdi şu Icardi an, çok iyi görünmüyor bu arada. Aslında topla buluşma konusunda seninle hemfikirim ama Osimhen'in topla buluşması konusunda Icardi'nin ben topsuz alanda yaptığı içeri girişlerin varlığı yetiyor. Evet evet bu yetiyor çünkü onunla meşgul olurken ya ona gideyim mi gitmeyeyim mi endişesi yaşarken Tottenham savunmacıları bu sefer Osimhen daha boşluklar buluyor. Bence bu da çok planlı bir durumdu. Çünkü bu ikilinin hemen arkasında sıklıkla Mertens'i görmüyorsunuz. Osimhen'in arkasında sıklıkla Icardi'yi görüyorsunuz. Vurduğu şutta da hani kaçırılan golde de Icardi'nin rakibi çekip öyle boşlukta kaldığını iyi izlesinler izleyicilerimiz. Yani Icardi bu anlamda hem tehdit olarak hem de içe yaptığı koşullarla hareketlilikle savunmayı tedirgin ediyor. Yani ona mı gideyim, Osimhen'le mi devam edeyim? Endişesi yaşarken zaten Osimhen'e bu kadar endişe, bir saniyelik endişe yetiyor yeni bir pozisyon bulması için. Ben hani hem hocamın inanılmaz tecrübesinden hem Zeki abinin inanılmaz tasvirlerinden acayip keyifli bir maç izliyorum ve programı da dinleyici gibi hakikaten takip ediyorum. Son olmayabilir ikinci yarıda. Bentancur'u gördük. Bentancur giriyor ama kaptanlık pozu bandı. Maç başında kimdeydi bilmiyorum ama şu an Madison'da. Normalde sonda olması gerekir. Sondaydı. Tamam, kaptan zaten son. Büyük ihtimalle son çıkıyor oyundan. Bentancur oyuna giriyor. Böyle olunca da iki değişiklik birden var. Kulusevski de oyuna dahil oluyor. Önemli iki oyuncusunu oyuna atıyor hoca. Çıkanları da bu arada söyleyeceğiz. Brennan Johnson oyundan çıktı. Diğer oyuncu da sanki Heung-min Son olacak. Bakalım. Brennan Johnson'ın yerine evet Heung-min Son da oyundan çıktı. Brennan Johnson'la Heung-min Son çıktı. Kulusevski ve Bentancur oyunda 2-11 oyuncusunu oyundan çıkardı. Rotasyonda olan oyuncular değil. Johnson bazen Son zaten sağlıklıysa oynuyor. 2-11 oyuncusunu koydu. Artık yani bu maçtan vazgeçme anlamına mı gelir yoksa fiziksel oyuncuların durumlarını mı düşünüyor hoca Postecoglou? Bununla alakalı da konuşulabilir. Tabii sonunda bir sakatlıktan dönmüş olduğunu da hatırlatalım. Evet. İkinci yarıda başladı. Temsilcimize başarılar diliyoruz ki yine pozisyonla başladı Galatasaray ama müdahale geldi Fraser Forster'dan. Fenerbahçe üstüne konuşacağız sevgili seyirciler. Sarı lacivertlerin kadrosu belli oldu. Akmar deplasmanında Livakovic, Osayi, Bekao, Çağlar, Mert Müldür, Amrabat, İsmail, Fred Tadic, Alensan Maksimen ve Edin Dzeko 11'iyle temsilcimiz sahaya çıkıyor. Ağzı Akmar'ın 11'ini de az sonra sizinle paylaşacağım. Yine Başakşehir'in de Kopenhag deplasmanında saat 23'te mücadele edeceğini belirtelim. Jose Mourinho'nun cezasının açıklandığını gördük. Bir maç ceza aldı hoca ve Fenerbahçe'nin başında olamayacak Sivasspor karşılaşmasında. Çok kısa bu konuyu da değerlendirelim isterim. Fenerbahçe'nin 11'inde arkadaşlarım ekrana getirdiler. Bu konuyla alakalı görüşlerinizi kısa kısa alayım. Hocam, sonraki zamanlarda konuşulur. Takım mı ceza mı? Jose Mourinho Sivasspor maçında cezalı. Açıklamalardan sonra böyle bir cezanın bence de kurallara göre profesyonel disiplin kurulu talimatlarına göre verilmesi lazımdı. Zaten en alt seviyeden de o ceza verilmiş. O yüzden bence başta Mourinho olmak üzere herkesin bu cezayı kabullenmesi lazım. Bunu zaten çok deşmeye kalkarsak yine gereksiz bir tartışma ortamı sağlanacak. Hiç kimse de ya Okan Hoca da oraya sevk edildi, ceza almadı. Bakın hocam, Okan Hoca ile ilgili sevkle Mourinho'nun açıklamaları arasında hiçbir bağlantı yok. Evet. Mourinho resmi bir toplantıda yaptı bu açıklamaları. Okan Hoca tamamıyla oyun esnasında dışarıdan çekilen bir görüntü sonrası oraya gitmişti. Gönül ister ki hele hele Mourinho gibi büyük teknik adamlar daha fazla birleştirici açıklamalarda bulunsunlar. Ama bazen taktik gereği, bazen de maçın heyecanından bu tür gereksiz açıklamalar olabiliyor. Dedim hocam.
Ben de taktiklerin sahada takıma ve rakibe karşı, kendi takımına ve rakibe karşı olan taktiklerle kalmasını, bu tür basın toplantısıyla olan algı içeren taktiklerde bulunulmamasını çok arzu ederim. Mourinho'nun... Ama Mourinho 25 yıldır böyleydi. Yani bugün burada böyle olmadı. Onda siz tabii genel bir şey söyleyeyim. Mourinho yani özelinde söylemiyorsunuz. Türk futboluna... Ben de Mourinho'yu savunmak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Türk futboluna değer katması için burada olmasını daha çok arzu ediyoruz. Bunlar Türk futboluna yara veren, zarar veren bence açıklamalar. İnşallah sahadaki işte Manchester maçında olduğu gibi, Trabzon maçında hani oyuncu değişiklikleriyle olduğu gibi bunların konuşulmasını arzu ederiz daha fazla. Hoş. Bu arada acayip şeyler oldu Tottenham kalesinde. Galatasaray 3 dakika içinde 3 pozisyon buldu. Hatta son pozisyonun içinde birkaç tane şans buldu sarı kırmızılılar. Şu an skor 3-1 ise Tottenham çok şanslı. Onu ifade etmek gerekiyor. Barış Alper'le yine Galatasaray'a etkili geldi. Abluka almış durumda sarı kırmızılılar. Tottenham gerçekten zor anlar yaşıyor. Yaşatıyoruz ve yaşatmaya da devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Jose Mourinho'nun söylemleriyle ve verilen ceza ile alakalı düşünceniz ne? 3 maddeden PFDK'ya yani disiplin kuruluna sevk edilmişti. Muhtemelen hakaret nedeniyle bir maç ceza aldı diye düşünüyorum. Yani kazanmışsın. Maç sonrası yaptığın davranış kendisine yakışmadı ama sen de söyledin. Hoca her dönem, her zaman belki gündemde kalmak için bu davranışlarda bulunuyor. Yani bir maç yine Galatasaray normal. Gole yaklaştı bu arada. Biz yani, Mourinho'yu konuşurken Galatasaray pozisyonlar ya, Yunus daha güzelini atacak. Sahada kalın diyor. Galatasaray sahada kalın diyor. Tottenham olalı böyle futbol zulmü görmemiştir herhalde. Sürekli kaleye gidiyor. Ya Galatasaray hani enteresan gerçekten. Ya Mourinho bu davranışlarına devam ederse olası bir Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal olabilir. Yani takımın başında olması farklı, cezalı olması farklı. Fenerbahçe ona niye tonla para ödüyor? Takımın başında sağ kenarında bulunsun diye. Bizim ligimizin gerçeklerine uygun hareket etmek zorunda Mourinho. Bu bir maçlık cezayı da hak ettiğini düşünüyorum Mourinho'nun. Sevgili seyirciler, Galatasaray gerçekten çok baskılı bir oyun ortaya koyuyor. Ama artık maç sonu sarı kırmızılıların durumunu konuşuruz. Bir aksiyon oldukça da bahsederiz. Mourinho konusuna da bir virgül koyalım. İlerleyen günlerde zaten konuşulur bu konu üstüne ama bizim daha çok önemsediğimiz şey Fenerbahçe'nin Azi Alkmaar deplasmanında oynayacağı karşılaşma. Sarı lacivertlerin 11'ini de paylaştık geride kalan dakikalarda. Zeki Uzundurukhan gayet güzel bir 11 gibi görünüyor. Tabii oynayamayan Kostić gibi oyuncular var. İrfan Can sakat, eksikler söz konusu ama eldeki malzemeyle hoca sağlam bir 11 sahaya sürmüş. Nasıl buldunuz Fenerbahçe'de Mourinho'nun yani 11 Mourinho'nun, tercihini? Yani baktığında son haftalardaki oynanan oyun, işte Manchester maçıyla başlayan yükseliş, Bodrum Spor ve Trabzon Spor'la devamı hem oyun olarak hem de oyun kalitesi olarak Fenerbahçe'nin yavaş yavaş Mourinho takımına ya da Fenerbahçe'nin gerçek kimliğine, taraftarın istediği kıvama gelmeye başladığını görüyoruz. Şimdi burada da kazanmak için çıkacaktır. Alkmaar'ın Fenerbahçe'ye çok zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla eksiği var. Ona yakın eksiği var rakibin ve kötü de gidiyorlar. Fenerbahçe'de yükselişte olan bir takım. Ben Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünüyorum. Yani Mourinho 11 çıkarma konusunda çok fazla eleştirebileceğimiz bir teknik direktör değil. Çünkü genelde çıkardığı 11'ler iyi iş yapıyor. Yani Osimhen maşallah örümcek adam gibi, Süpermen gibi oynuyor. Yani Fenerbahçe'ye tabii ki başarılar diliyorum ama ben dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe oyun olarak çok iyi. Takım artık o takım bütünlüğü sağlandı. Yardımlaşma üst düzeyde. Kondisyon olarak da Fenerbahçe'yi çok özellikle Trabzonspor maçında 90+12'de nasıl savaşarak maçı kazandığını orada gördük. Yani takım hem savaşı hem de kondisyonu iyi.
Bunu söyleyelim. Tabii ki bu maçtan önce cezanın açıklaması, Mourinho'ya verilen bir maçlık cezanın açıklanmasını maç sonrasında bırakılsa daha iyi olurdu. Hocanın moral motivasyonunu bozmak, takımın moral motivasyonu da bozulabilir ki kötü bir sonuç olması durumunda hiç istemeyiz. Şunu söyleyecek Fenerbahçe kulübü haklı olarak, tam maça çıkacağız, Mourinho'nun cezasını açıklayıp moralimizi, motivasyonumuzu bitirdiniz. Haklı olarak bunu söyleyebilirler, serzenişte bulunabilirler. Yani acelesi yoktu. Maç bittikten sonra açıklanır. Yarın açıklanabilirdi. Bu kadar da önemli bir maçı varken ki bu takımlar Türkiye'yi temsil ettikleri zaman milli maç gözüyle bakıyoruz. Ülke puanı. Bizim ülkemizi temsil eden bir takımın maçında Mourinho'nun cezasının maçtan önce açıklanmasını açıkçası doğru bulmadım. Yani maçtan sonra açıklanabilirdi. Yeniden Fenerbahçe'nin Alkmaar deplasmanında oynayacağı mücadeleye tekrar bir dönüş yapalım. Hocam kadroları, Fenerbahçe'nin kadrosunu şimdi paylaştık. Alkmaar'ın kadrosunu da yine paylaşacağımızı ifade edeyim. Hatta bir bakayım. Ovusu Oduro kalede, Azi Akmar'da. Maikuma, Penetra, Deker, Dövit, Kvakman, Minyans, Kupmeiners, Adai, Parot ve Lato. Fenerbahçe karşısında Azi Akmar'ın 11'i. Bu Troy Parrott var, santrforları. O da Tottenham Akademisi'nden yetişmiş bir oyuncu. Ben şu an kaç yaşında olduğuna bakayım, ona göre söyleyeyim. 22 yaşında. Ben çocukluğunu bilirim bu oyuncunun. Premier Lig'de de iyi bir seviyeye gelmesi bekleniyordu ama olmadı. Alkmaar'da hiç fena iş çıkarmıyor. Bir eski Tottenhamlı Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak. Çok fazla Tottenham ögeleri barındırıyor hocam bu gece. İlki Galatasaray karşısında şu an biraz problem yaşıyor. Azi Akmar'da Fenerbahçe karşısında aynı sorunları yaşar mıydı? Ne dersiniz? Şimdi yeni Tottenhamlılar bu derece gerçekten eziliyorlar. Galatasaray bu derece üstün oynuyor. Evet. O yüzden yaşı 22 olmasına rağmen eski Tottenhamlı da Fenerbahçe karşısında mutlaka zorlanacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin son dönemde biraz duruyorsam evet, mutlaka pozisyon var demektir. Osimhen kendisi de vurabilirdi. Bir tane de Icardi atsın dedi. Icardi'ye bıraktı. Icardi atamadı. Yani, baskısı var yine sarı kırmızılı. İkinci yarı başları 10 dakika oldu. 10 dakika Galatasaray oyunun başında yapar dediğim baskıyı yapıyor. Evet. Muslera'yı henüz daha görmedik. Bu derece etkili bir Galatasaray izliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin son dönemde oyununda bence büyük değişiklikler var. Büyük gelişmeler var. Ben de böyle biraz zeki gibi olamam ama şöyle anlatmaya çalışayım. Fenerbahçe bir Mourinho'nun oyununu oynuyor. Güvenli oyun. Oyunu kendi yarı alanında kabullenen bir oyun. Bir de Fenerbahçe'nin oyununu oynuyor. Önde ikili forvetle rakip yarı sahada oynayan, önde baskı yapan bir oyun. Şimdi bu akşam da kadrolardan, Fenerbahçe'nin kadrosundan ben Mourinho'nun oyunuyla Fenerbahçe'nin Alkmaar'a karşı maça başlamasını bekliyorum strateji olarak. Buradaki en büyük örnek maç da Twente maçı olur. Fenerbahçe ilk yarıda biraz Mourinho'nun oyununu oynamış ve oyun hakimiyetini Twente ele geçirmişti. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin oyununu oynamış, oyun hakimiyetini ele almıştı. Neden böyle söylüyorum? Fenerbahçe önde baskı yapacağı zaman daha fazla En-Nesyri ile oynuyor. Çünkü çok hareketli bir futbolcu. O baskıları Dzeko'dan daha iyi yapıyor. Bugün Dzeko'nun tercih edilmesi tabii ki tecrübesiyle Fenerbahçe'yi yöneten saha içindeki bir rejisör gibi Fenerbahçe'nin saha içindeki teknik adamı olan Dzeko ile birlikte Fenerbahçe ikinci bölgede rakibi karşılayacak ve orta sahada da Amrabat İsmail ikilisiyle çok dirençli, rakibe yakın baskılarıyla ve son dönemde her ne kadar formu biraz düştü denen bir Fred konuşulmuş olsa bile bence Trabzon maçıyla tekrar çıkışa geçtiğini düşündüğüm bir Fred'le de oyuna dinamizm katacak. Ben Fenerbahçe'nin Twente'yi Alkmaar'dan biraz daha iyi gördüğüm için oradaki ikinci yarıdaki oyun üstünlüğünü de göz önünde bulundurarak bugün Alkmaar'a karşı da o üstünlüğü sahaya yansıtmasını ve oradan bir galibiyetle dönmesini bekliyorum.
Nedim Hocam, sizin de ilk Fenerbahçe'nin 11 ile alakalı değerlendirmenizi rica edeyim. Sonrasında zaten sorularım olacak. Şimdi Ahmet Hocam'ın değindiği konuda ben de hemfikirim. Fenerbahçe'de oyuncu seçiminden daha çok oyunun seçimi maçların kaderini belirler durumda. İşte Twente örneğini verdi hocam. Bir Mourinho'nun oyun tarzıyla bir de Fenerbahçe'nin oyun tarzıyla gibi ayırabiliyoruz neredeyse. Ama bugünkü kadroda özellikle Fred'in de İsmail Fred ve Amrabat'ın seçilmesi aynı tipte gibi görünse de oyuncular daha önce kullanıldıkları mevkiler itibariyle bence çok farklılıklar içeriyor. Özellikle Amrabat'ın merkezde artan bir formu var. İsmail aslında çok çok iyi bir 8. Bunu hep iddia ettim. Milli takımda da bunu oynadığı zaman hem ön alan baskısında hem arkaya koşulardaki özelliklerin birçoğunu kullanamıyordu daha geride oynadığı zaman. Bence bugün burada hem savunma hızının gücünü artıracak İsmail hem de atak gücünü artıracak diye düşünüyorum. Tabii ki oyun planı buna müsaade ettiği sürece. Fred'in de birkaç haftadır hani biraz göreceli olarak geçen seneden düştüğü denilen formunun bence bu maçta belki biraz daha ön alana yaklaşmasıyla artabileceğini düşünüyorum. Özellikle En-Nesyri'yi gol pozisyonuna sokabilir, şutla gol atma şansı çok artabilir. Bu anlamda dediğim gibi oyun planıyla ilgili daha çok Fenerbahçe'yi yorumlamak daha doğru oluyor. Ben Alkmaar maçının favorisinin ağırlıkla ve üstünlükle Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. %100. Bakalım bu üstünlüğü sahaya yansıtabilecek İnşallah. Miyiz onu göreceğiz. Neden olmasın Fenerbahçe'nin kazanması özellikle bu kadar formsuz bir rakibe karşı işten bile değil. 7 maç son 7 karşılaşmalarında 6 yenilgileri ve 1 beraberlikleri var. Çok eksikleri de var. Bunu değerlendireceğiz bu gece Hollanda'da. Benim de gönlümden geçen bu. Zeki Uzundurkan 11'ler üstüne konuştuğumuz vakit evet. Edin Dzeko, Yusuf En-Nesyri hep üstüne yaşadığımız tartışmalardan biri ama iki tane böyle kaliteli santrfor olunca dönüşümlü olarak da onları 11'de kullanabiliyorsunuz. Bugün özelinde Dzeko tercihini nasıl buldunuz? Ya Dzeko yani sonuçta çok tecrübeli. Evet 37-38 yaşında bir santrfor ama gol atmayı çok Tottenham iyi. Tottenham 10 kişi kaldı bu arada 60. dakikada. Tottenham 10 kişi sevgili seyirciler. Lancashire için hakikaten enteresan bir akşam. Tottenham'lı oyuncu A takım formasıyla ilk golünü attı bugün Galatasaray'a. Tottenham'ın iki şutunun da sahibi ve şu an itibariyle oyundan atılmış durumda. 10 kişi kaldı. Tottenham Bissouma'da itirazdan dolayı sarı kart gördü. Artık buradan sonra Tottenham için bu işi bitirmek adına, bizim adımızı bitirmek adına hakikaten çok çok büyük avantaj. Gabriel Sara da çok akıllı bir oyuncu olduğunu evet. bir kere daha gösterdi. Darbenin geleceğini görünce frene bastı, darbeyi üstüne aldı, rakibini attırdı. Kalitesini, oyun bilgisini bir kere daha göstermiş oldu. Biz yine dönelim evet. Fenerbahçe'ye. Yani Dzeko tercihi. Dzeko çok donanımlı, çok tecrübeli. Topun nereye geleceğini ceza sahasında bilen, vuruş kalitesi olağanüstü olan bir santrfor. Sonuç almak için bence En-Nesyri yerine Dzeko'yu oynatmış. Tabii burada önemli olan şu, iki tane üst düzey santrforu var Mourinho'nun ve ikisini de küstürmeden idare etmesini çok iyi biliyor. Yani tam böyle En-Nesyri sıkılacak gibi oluyor. Dzeko'ya çok fazla süre verdiğinde hemen onu çok iyi anlayıp ruh halini En-Nesyri ile başlayabiliyor. Bu arada da En-Nesyri'nin o uyum sorunu, adaptasyonu, işte takım bütünlüğüne yakışır şekilde mücadele etmesi için yavaş yavaş onu da hazırlıyor Mourinho. Tabii burada en büyük kazancı Mourinho'nun Amrabat. Amrabat için şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin Torreira'sı hatta daha çok hücuma yakın bir Torreira gibi düşünebiliriz. Çok savaşçı bir oyuncu. Bugün de yine o Twente maçında yaptığı asisti biliyoruz. Trabzon maçında da kolay değil 102. dakikada oraya gelip o topa vurmak. Çok savaşçı ya, bir oyuncu. Yunus yine vurdu. Forster kurtardı. Ya Forster kariyerin en zor maçlarından birini oynuyor. 3 tane yedi ama 5-6 tane kurtardı. Şu an skorun 5-1, 6-1, belki 7-1 olmaması Tottenham'ın şansı. Evet. Abartıyor musun acaba diye sorabilirsiniz. Bence abartmıyorum. Kerem,
Bu maçı anlatmayı, spiker olup bu maçı isterdim. Anlatmayı çok isterdim, çok ben de. Çok. Kesin. 20 şut, 2 şut. Evet. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın bu sene oynadığı rakibe en büyük üstünlüğü kurduğu maç. Avrupa kupalarında kesinlik. Evet. Kesinlikle. Bence bütün maçlarda. Ligi de dahil ediyorum. Evet. Evet. O yüzden dedim bu sezon rakibe en büyük üstünlüğü kurduğu maç. Hele ikinci yarının başından itibaren çıkamadı bile. Bir defa Galatasaray yarı sahasına geçtiler. Onun dışında orta sahaya geçemeyen bir Tottenham var ki bir de eksik kaldılar şimdi. Galatasaray'ın kaçırdığı tam 5 net gol pozisyonu evet. var. Bunu bir kere daha belirtelim. Baskı da devam ediyor. Yani Fenerbahçe'ye tam anlamıyla odaklanalım diyoruz ama Galatasaray bırakmıyor bir yandan da bizim yakamızı. Çünkü her an yine goller gelebilir. Yine Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Böyle bir maçı da konuşmak gerçekten çok çok keyifli. Barış bir tane, yok bir tane artık. Ben vurayım dedi. Olmadı. Top dışarıda, oyun kale vuruşuyla devam edecek. Nedim Hocam, hiç yadırgadığınız bir tercih oldu mu 11'e baktığımız zaman? Ben olmadı. Hocam da değindi. Yani şu oyuncu da olabilirdi, süre alabilirdi diye düşündüğünüz. Ya, sakat olmasaydı İrfan'ı konuşurdum. Beklerdim. Evet. Doğru. Keşke olsaydı. O kadar, onun maçı evet evet dakika. Kesinlikle. O kadar kuvvetli bir orta sahanın içi oldu ki. Şimanski'yi de değerlendirir misin? Hocam şöyle düşünüyorum ben bu evet. maç için özellikle. Şimdi Şimanski özellikle koşularıyla, rakip arkası işte alan boşaltılan yerleri olan sprintleriyle çok iş yaptı. Çok da gole yakın da bir oyuncu ama ben Fred'in performansının bugünkü dizilişte hiç aratmayacağını düşünüyorum Şimanski'yi. Ve aynı zamanda savunma gücü de, Şimanski de bunu yapıyor ama Fred kadar daha kompakt bir özelliği yok bu anlamda. Sadece fedakarlıkları daha fazla. Ama Fred'in oyunun burasında oynaması, İsmail'in dinamikliğinin olması bence bu yüzden belki Dzeko'yu tercih etti. Çünkü Dzeko'nun boşalttığı alanlarda hem İsmail'in hem Fred'in alan bulabileceğini, iki tane oyuncu da bunu bulabileceğini düşünüyorum. Artı 3 oyuncuyla da savunma ihtiyacını giderebileceğini düşündüğü için belki böyle bir şey yaptı. Dediğim gibi benim için Fenerbahçe'de, yani Şimanski'de oynasaydı çok bir olumsuz betimleme yapmak mümkün değildi. Ama seçeceği oyun yapısı itibariyle aslında biraz da konuşuyorduk bunu. Bunu da tercih edecektir diye. Burada önemli olan bu 3 orta saha oyuncusunun oyuncusuna verilen roller çok önemli. Çünkü birkaç rolü yapabilecek 3 oyuncu var burada diye düşünüyorum. Birkaç rolü oynayabilecek evet. oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Kulübeye de şöyle bir baktığımda, evet hocam aslında Şimanski ile alakalı siz Nedim Hoca'ya evet. bir soru yönelttiniz. Evet. Ben size yönelteyim. Abi benim oradaki zaten daha ilk bölümde anlatırken hocanın biraz daha işin defansif yönünü düşünerek Mourinho oyunu olarak tabir ettiğim oyunu oynama düşüncesinde. Dzeko'nun rakibin geniş alanlar bırakacağını düşünerek hareketli ve yeri geldiğinde topa sahip olarak ve önde alan yaratarak oynayan bir oyuncu olduğu için merkezden Şimanski'nin hızlı geçiş hücumlarında Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağını beklediğim için özellikle hocamdan rica etmiştim onu. Yani Fred, İsmail, Amrabat sanki biraz daha rakip kaleye koşan oyunculardan ziyade orta sahada hem o güvenliği sağlayan hem de topa sahip olduğu zaman Fenerbahçe rakibe kolay teslim etmeyecek bir oyun tarzıyla oynayacak. Ama oyunun başında önce rakibi bir durdurayım. Sonra da Mourinho'nun rakibi vuracak değişiklikleri yapması da onun zaten kaliteli hocalığına yakışır. Şunun için şöyle söyledim hocam izniniz olursa. İsmail'in aslında çok kullanılmadığı bir rol, 8 rolü Fenerbahçe'de. Ve ben bunu çok iyi yapabileceğini biliyorum. Yani şimdi hem Fred'in hem İsmail'in o Şimanski'nin yapacağı koşulları yapabileceğini düşündüğüm için dedim. Tabii ki Şimanski'nin de bu anlamda katkısı ve rolü çok fazla oldu. Çok da puan kazandırdı Fenerbahçe'ye. Ama ben işte top rakibe geçtiğinde o savunma gücünü artırmak, kendilerinde işte roller çok önemli hocam. Onu anlatmaya çalışayım. Evet. İsmail'e ve Fred'e. Top bize geldiğinde bu Dzeko'nun yarattığı alanlara koşu yapması istenirse bunu ziyadesiyle yapabileceklerine inanıyorum. Hocam kesin küçük bir tespit de şu olsun.
Bakın Mourinho dedi ki Avrupa Kupası maçları başlayacağı için çok seviniyorum. Niye? Bütün futbolcularına süre verecek imkan bulacak. Zaten Dzeko ile En-Nesyri'yi bu dönemde mutlu etmesi buradan kaynaklı. Bir fırsat. Trabzon maçında da İsmail yoktu. Szymański vardı. O rotasyonu da ikisi arasında uygulayacaktır gayet doğal. Bütün futbolcular bu süreyi buluyorlarsa hepsi mutlu zaten. El ele skorlar da iyi bir şekilde geliyorsa o yüzden Fenerbahçe'nin ligdeki maçlarına da bu tür oyunlar kesinlikle olumlu yansır. Şimdi maçtan sonra elbette ki Mourinho'ya ceza ile ilgili soru sorulacaktır. Mourinho'nun çok sağ dışına çıkmaması lazım. Çok iyi bir takım var. Fenerbahçe şampiyonlukları bu çok fazla sağ dışına çıkıp takımın motivasyonunu bozması nedeniyle de kaybediyor olabilir. Yani burada tamam şu hoca yine farklı yorum getirecektir olaya. Sıra dışı bir yorum getirecektir. Şimdiden hatta hazırlıyor da olabilir. Çünkü dediğim gibi bence maçtan sonra olsaydı, yarına bırakılsaydı. Bu arada Galatasaray gol yedi. 3-2 oldu durum. Farkı 1'e indirdi Tottenham. O devre arasında konuştuğumuz maçı bitirememe durumu acaba burada söz konusu olur mu diye de insan endişe ediyor. Tottenham 10 kişi, Galatasaray'ın 5'i 6'yı daha fazlasını bulacak net pozisyonu var ama netice itibariyle sadece 3 gol atabildi sarı kırmızılılar. Solanke'nin golüyle de Tottenham durumu 3-2'ye getirdi. Üçüncü şutundan ikinci golünü buldu Tottenham. Offside yok. Sağ kanattan gelişen hücumda içeri çevrilen topa Dominik Solanke şık bir vuruş yaptı. Muslera'ya ekarte etti ve topu ağlara gönderdi. Durumda 3-2'ye geldi böylelikle. Ya olumsuz bir şey söylemek istemedim. Şu an yine istemiyorum. Ama Galatasaray'ın ikinci yarıya ne kadar büyük bir baskıyla başladığını gördük. 3-1 öndesin. Yani bu kadar fazla enerji harcamak mı daha doğru? Yoksa kontrol o mi? Enerjiyi maçın sonuna kadar doğru dağıtarak kullanabilmek mi daha doğru? Maç öncesi bu konuya değinmiştik hatırlarsanız. Elfsborg maçında da o kadar çok enerji sarf etmişlerdi ki maçın sonunda buna ihtiyaç duyulmuştu. Şu ana kadar oyuncu değişikliği de olmadı. Okan Hoca gerekli olan katkıyı, desteği bundan sonra da verecektir. Ama futbolda bir gerçek de şu. Yani bu kadar üstün oynadığın bir bölümde 4'ü bulsan, 5'i bulsan oyun tamamıyla kopacaktı. Galatasaray orada da oyunu koparamamış olmasıyla. Şimdi biraz daha 10 kişi bile olsa rakip. Acaba sorularıyla bu maçın 20 dakikasını böyle oynamak zorunda kalacak. Abdülkerim'i göremedim golde. Bir pozisyon hatası hem çok orada var. Üçüncü stoper yok sahada. Bakın. Evet. Pedro Porro asisti yapan Muslera'nın oyuncu. Da çıkıyorsan alacaksın orada topu. Muslera. Evet. Muslera'nın kolay da bir top değil kaleci için tabii bu öyle arada. Öyle de çıktın mı karıştıracaksın orayı. Evet. Hamle yaptıysan topa dokunman mutlaka bu, gerekiyor. Bu gol, biz Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Tabii. Çünkü şu an daha çok Sarı Lacivertli taraftarların bizi izlediğini tahmin ediyorum. Ve bir maç önü içerisindeyiz aynı zamanda. Daha sonra da kısa bir araya gideceğimizi yine ifade edeyim. Fenerbahçe'nin 11'i üstünden konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hocam Amrabat, İsmail, Fred orta sahasıyla Fenerbahçe çıkıyor. Mert'i sol bekte göreceğiz. Alışıkta olduğu bir pozisyon, ana pozisyon olmasa da. Orta alandan da yeterli desteği alırsa Mert orayı iyi kapatabilir mi? Şöyle ki Mert Sassuolo döneminde özellikle çok fazla oynadı sol savunmada. Şimdi Mourinho zaten hani iki bekini birden hücumcu olarak çok kullanan bir tarzda değildi. O yüzden Mert'in bugün çok önemli bir sıkıntı yaşayacağını ya da Alkmaar takımının önemli bir sıkıntı yaşatacağını çok ihtimal vermiyorum. Hele böyle bir güçlü bir orta sahayla, savunma özelliklerini de çok iyi uygulayabilen bir orta sahayla çok sıkıntı yaşayacağını Fenerbahçe takımının, maçın genelinde bir savunmada düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bu orta sahayı ben sadece savunma yapacak diye beklemiyorum. Öyle algılamıyorum işin doğrusu. Hem Manchester maçında hem Trabzon maçında atak oynadığı zaman ki Fenerbahçe'nin genlerine daha çok yakın ve uygun olan oyun tarzının ne kadar başarılı olduğunu gördükten sonra Mourinho'nun da çok fazla savunmada kalmaz diye düşüneceğini düşünüyorum. Ama tabii Mourinho bazı şeylerden çok zor vazgeçiyor.
savunma yapısından çok zor vazgeçiyor. Tabii yani iyi kararı o verecek ama yine söylüyorum bu maçın Fenerbahçe açısından hani savunmada güçlükler yaşatacak bir Azi Akmar olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla gol pozisyonu yaşayacak bir Fenerbahçe. İnşallah büyük kısmını da golle sonuçlandıracak bir Fenerbahçe bekliyorum bu akşam için. Galatasaray'da bu arada Hakim Ziyech oyuna dahil oldu. Dries Mertens'in yerine onu da dakikasını söylemiştim farkındaysan yayının başında. Evet. 65-70 gibi. Ama bence biraz, bugün şey yapacak. Hoca biraz geç kaldı mı yine değişiklik konusunda? Ya bu hani o kadar iştahla ve atakla oyun devam ederken belki çok müdahale etmek yani istemedi. 60'ta mesela olmadı deyip evet. Bir değişiklik yapılabilir mi? Çıkarmamış olabilir. İki asist yaptı. İyi de oynuyordu. Hani ben Mertens ya. Çıksın demiyorum. Çıkacak oyuncu yıkardı bugün. Tamam o doğru. Ama o kadar çok pozisyon oluyor ki Okan Hoca da ha şimdi fark geldi derken. Aleyhimize gelişen şey bakın blok aralarında şu an bak burada bir grup var bir de orta sahada bir grup var. Evet. Dolayısıyla yani eksik de olsa takım sprinter oyuncular burayı iyi değerlendirebilirler ki Tottenham'ın iyi yaptığı işlerden bir tanesi bu. Yani burada sayı çok önemli değil benim için. Burada bu geçişlere bir alan bırakıyoruz. Bu sıkıntılı. Bunu toplamamız için belki orta sahaya bir takviye iyi gelebilir. Şimdi futbol bir akıl oyunu. Evet. Galatasaray son bölüme kadar bunu özellikle ikinci yarıda duygularıyla oynadı, aklıyla evet. değil. Yani Okan Hoca'nın futbolculuk döneminde zaten bu alışkanlık vardı. Hep deriz ya, çıkın zevk alın. Ya ikinci yarı oyundan o kadar zevk aldı ki bütün futbolcular. Bağlasam durmaz evet, gibi. Kendilerini tutamadılar. Hala öyle bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Evet. Keyif aldıkları için gidiyorlar, gol arıyorlar. Bunların hepsi güzel. Ama bütün bunların yanı sıra Okan Hoca'nın da onu biraz yönetiyor olması lazım. Evet belki biraz daha erken o değişiklikler gelebilirdi. Çünkü hem bu maç hem de hafta sonu oynanacak çok önemli bir Samsun Lig maçı var. Evet. İkisi birden değerlendirilmeli mi? O da ayrı bir soru. Evet. Neden? Benim gözümde Tottenham maçı net bir şekilde kazanılmıştı. Kazanıldığı anda onu düşünebilirsin ama 3-2'den sonra her ne kadar Galatasaray kazanacak olsa da büyük bir ihtimalle henüz Galatasaray bu maçı bırakıp o maçı düşünecek lükse sahip değil. Galatasaray burada galibiyet. Genelde teknik direktörler söylüyorlar. Keşke rakip 9 kişi kalmasaydı derler genelde biliyorsun. 11-11 iken daha iyi oynuyorduk. 9 kişi kalınca rehavete girdik. Rakip hırslandı vesaire. Bir sürü şey yorumlar yapılıyor maçla ilgili. Hani 11-11 iken gerçekten Galatasaray daha iyi oynuyordu. Rakip 9 kişi bir kişi eksildikten sonra 10 kişi kaldıktan sonra sanki kaybedecek bir şey yokmuş gibi. Evet, Galatasaray'da da yorgunluk var. Şuursuzca Galatasaray'ın üzerine geliyor. Galatasaray'da da bir rehavet oldu sanki. Ama eksik kalan takımın motivasyonu yani. Artıyor. 11-11 iken sayısız gol pozisyonuna girdi Galatasaray. Oradan daha fazla gol çıkarmalıydı. Icardi karşı karşıya bayrak havada. Topu ağlara gönderdi Mauro Icardi. Hakim Ziyech'in mükemmel hareketleri evet. sonrasında ama bayrak havada bir bakalım pozisyonu offside var mı yok mu sonrasında araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte hem Azi Akmar Fenerbahçe maçını konuşacağız hem de Galatasaray'ın Tottenham karşısında oynadığı mücadeleyle alakalı değerlendirmelerimiz olacak. Bir metre offside Mauro Icardi. Çok kısa bir ara az sonra beraberiz. Özel kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın Tottenham karşısında 3-2'lik üstünlüğü sürüyor ama sarı kırmızılı takım adına kötü bir haber var. Mauro Icardi sakatlandı ve oyundan çıktı, yerini Batu Şahin'e bıraktı. Gerçekten ciddi bir problem de olabilir. Umarız böyle bir durum yoktur. Ama gördüğümüz ilk görüntü kesinlikle iyi değil Ahmet Hocam. Yani benim de çok ciddi endişelerim var. Her şey bir tarafa hem pozisyon bize bunu söyletiyor. Hem de Icardi'nin sakatlık esnasındaki tavırları tamam. bunu söylüyor. Yani tamam hafta sonu bir Samsun maçı var. Sonra milli ara var. Temenni ediyoruz ki o milli aradan sonra tekrar sağlığına kavuşmuş bir Icardi olsun. Yani felaket tellalciliği de yapmak istemiyorum. En büyük endişem de uzun süreli bir sakatlık. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için bile bir kayıp olur ya.
Icardi, Osimhen'i birlikte izlemek varken, bir tarafta da Dzeko ile En-Nesyri'yi birlikte izlemek varken, futbolun keyfi, zevki adına gerçekten bir kayıp olur. Yani hiçbir futbolcu sakatlanmasın dileğimdir. Nedim Hocam, siz ne gördünüz? Onu sorayım. Darbeye bağlı olmadığı için yere takıldı. Şimdi tam kaleciye baskı yapmaya giderken, hocamın da ifade ettiği gibi ayağıyla ilgili şey, inşallah çok hafifle, bir esnemeyle falan kurtarır. Seyretmek isteriz böyle oyuncuları Türkiye'de, Türkiye Süper Ligi'nde. Umarım kötü bir şey, haber gelmez. Ya çok üzüntü verici. Icardi'nin sakatlığı, ki burada yani bir futbol sever olarak sadece Galatasaraylılar değil, diğer takım taraftarları da üzülmüştür. Çünkü Icardi artık hani Icardi'nin sevgisi sadece Galatasaray taraftarıyla sınırlı değil. Hep söylüyor etrafımızdakiler, işte yeni nesil çok Z kuşağına dönüşecek yeni neslin büyük bölümü Icardi'nin gol sevinçleriyle futbolu seviyor. Icardi yeni genç nesili Galatasaraylı yapıyor. Böyle bir örnek alınacak, kitabı yazılacak oyuncunun sakatlanması gerçekten görmek istemediğimiz bir hadiseydi, olaydı. Umarım önemli bir şey değildir. Umarım sahalara çok çabuk döner. Çünkü Icardi'yi izlemek büyük keyif. Bunu söyleyelim. Sakatlığında bile ortalığı yaygaraya vermeden ne kadar naif, saygılı, efendi bir şekilde o an yerde, belki acılar içinde kıvranıyordu ama bunu belli etmeden gülümseyerek çıkmasını da bildi. Orada bile büyüklüğünü gösterdi, öyle söyleyeyim. Yani panik yapar, ağlayan oyuncular, üzülen oyuncular, o kendisini izleyenleri üzmemek adına gülümseyerek çıktı. O da gerçekten alkışlanacak bir davranış. Sakatlanırken bile, sakatlandığı anda bile ne kadar büyük oyuncu olduğunu gördük. Dediğim gibi inşallah çok önemli bir şey değildir. Bir an önce sahalara döner. Bizim ligimizi izlemek, bizim ligimiz Osimhen gibi, Dzeko gibi, Icardi gibi, Mertens gibi oyuncular ya da Immobile, Rafa Silva gibi oyuncuları izlemek de güzel, keyifli. Onlara Allah, yani bütün futbolculara tabii ki söyleyelim, Allah sakatlık belasını yaşatmasın. Icardi, yani galibiyetin önüne geçecek bir durum olur eğer Icardi'nin sakatlığı böyle ciddi bir sakatlıksa, bunu da söyleyelim. Umarım öyle değildir. Gönlümüzden geçen tabii ki en hızlı şekilde Arjantinli oyuncunun sahalara dönmesi. Fenerbahçe'nin de AZ Alkmaar deplasmanında oynayacağı mücadeleye artık sadece 25 dakikalık bir zaman kaldı. Galatasaray maçı bitene kadar yine sarı lacivertlere odaklanalım istiyorum. Bir yandan da gözüm Sami Yen'de, çünkü Tottenham'da biraz daha öne çıkmaya başladı. Onlar da puan için akın yapıyor. 90. dakikaya 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle girmiş olduğumuzu da ifade edelim. Artık dakikaları, hatta saniyeleri sayar bir duruma da geldik sevgili seyirciler. Fenerbahçe, Livakovic, Osay Samuel, Bekao, Çağlar, Mert, Fred, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Dzeko, Tadic 11 ile AZ Alkmaar deplasmanında sahada olacak. Hocam, Alan Saint-Maximin hep konuşulan, tartışılan oyunculardan biri. Bugün acaba açık alanlar bulup Fransız oyuncu AZ Alkmaar'ın üstüne gidebilecek şansları yakalayabilir mi? Yakalaması lazım. Fenerbahçe'nin hücum planlarında bence birinci sırada kesinlikle bu var. Hı hı. Yani bir Dzeko'nun oyunu ne kadar kontrol eden, top tutan, yeri geldiğinde o pasları oynayan bir futbolcu olduğunu biliyoruz. İki, önde boş alanlar yaratıyor Dzeko. O boş alanlara da birinci sırada Maximin o koşulları yaparken, orada sağ kanatta da Tadic o pasları çok iyi oynama özelliğine sahip futbolculardan biri. O yüzden Fenerbahçe sağdan gelip Maximin'i defans arkasına kesinlikle sarkıtma planıyla bugün oynayacaktır. Temenni ediyoruz bu plan başarıya ulaşsın. Hocam, sizin Fenerbahçe'nin ana hücum aksiyonlarının ne olacağına dair düşüncenizi de merak ediyorum. Orada Dusan Tadic'in
Yine varlığı çok önemli. Kesinlikle. Çok formda Sırp oyuncu. Hafta sonu Trabzon deplasmanında da bence galibiyeti getiren oyuncu. Bugün yine ona iş düşer mi? Tabii ki şöyle, ana plan bence şu. Özellikle eğer Maksimen'le gitmek istiyorsa Tadiç'in buradan ters oyunuyla birebirlerini çok bırakmaya çalışacak Fenerbahçe. Maksimen topu aldığında Tadiç ikinci bir forvet gibi olacak. Eğer arayı yani merkezle arasını açık ediyorsa bilin ki o zaman İsmail ve Fred'in koşuları içeriye girecek. Yani ben bugün ceza sahasında kalabalıklaşmada sorun yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Çok önemli bir futbol aklı Tadiç gerçekten. Oyuna çok herkesin belki umutlarını yitirdiği anlarda sorumluluk alıp oyunu birkaç dokunuşla değiştirebilecek bir kabiliyete sahip. Atakta dediğim gibi Fenerbahçe'nin oynayan oynamayan hangi oyuncusu var ise atakta çok güçlük çekeceğini ben düşünmüyorum. Burada inisiyatifler çok önemli ve verilen görevler çok önemli oyunculara. Dediğim gibi ben savunması çok kuvvetli bir orta saha gibi görünse de İsmail, Fred ve Amrabat üçlüsü, özellikle İsmail ve Fred'in ve özellikle Fred'in ataklarda çok yönlendirici olacağı ve ben çok gol pozisyonuna gireceğini, hatta golle de buluşacağını inanıyorum. Pozisyon zenginliği bekliyor musunuz ben maçtan? Ben bekliyorum. Ben bekliyorum bu maçta. Zeki Uzundurkan? Ben de bekliyorum. Fenerbahçe kolay pozisyona giren bir takım. Artı Altmar'ın da bu kadar eksiği varken çok pozisyon vereceğini düşünüyorum. Zaten kendiliklerine has, münasır bir oyun sistemi var o ligde biliyorsunuz. Çok fazla savunma yapılmayan, çok fazla hücum oynanan bir lig, kolay bir lig ve Altmar'ın da Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Ben Dzeko ile yine Fenerbahçe'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe açısından kolay geçecek bir maç diye duruyor kağıt üzerinde. Hocam BK Çağlar ikilisi savunmada yer alacak. Orada hep doğru ikiliyi bulmaktan bahsettik. Ciku'nun bir ufak problemi zaten söz konusuydu. O da Trabzonspor maçında zaten biliyorsunuz sakatlanmıştı. Biliyorum. Çağlar Bekao ikilisini nasıl görüyorsunuz? Fenerbahçe sezon başından beri bence bu ikiliyi tam olarak oturtamadı. Hoca dönem dönem o değişiklikleri de yaptı. Bizim hepimizin zihninde geçen seneki Ciku-Bekao ikilisinin performansı var. Fenerbahçe biraz daha önde oynuyordu. Önde oynayan o takımda da bu ikili bence çok iyi iş yapmıştı. Ama işin bir gerçeği de şu ki Çağlar'ı İngiltere Premier Lig'den gayet iyi tanıyan bir Mourinho var. Çünkü Mourinho o dönemde belki İngiltere'de olmasa bile hep yakın takip eden bir hoca konumunda. Çok istedi Çağlar'ı. Genelde çok istediğiniz bir oyuncuyu da oynatmakta ısrar edebiliyorsunuz. Sezon başı o ısrarı gösterdi. O yüzden onların performansı ile ilgili bence oyun stratejisi olarak da sanki Ciku ile Bekao sağlıklı oldukları dönemde Fenerbahçe'nin oyununu, Mourinho'nun değil, daha iyi oynayan ikili olabilirler. Ama biz bir maçı düşünerek o günkü maçta en iyi performansı verecek futbolcularla yola çıkmamız lazım. Ya bugün elinizde Ciku olsa siz Ciku'yu mu kullanırdınız? Ya şimdi en azından o ikiliyi oluşturma adına daha sezon başından beri bazı hamlelerim olurdu benim. Anladım. Hoca kesinlikle Bekao'yu biraz daha geri plana atıp Ciku Çağlar ikilisine öncelik vermişti. Son bölüme doğru gidiyoruz. Bu arada Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü de sürüyor. Nedim Hocam, sizin stoper ikilisiyle alakalı yorumunuzu merak ediyorum. Özellikle Çağlar'la ilgili. Çağlar çok büyük şeyler vaat eden bir oyuncuydu bize. Sanki biraz hala düşüşte gibi. Ya Çağlar'ı da çok işte, çok gençliğinden beri bildiğim bir oyuncu. Gerçekten milli takımlarda, genç milli takımlarda da beraber çalıştık. Önemli bir potansiyel tabii. Çok önemli de yerleri buldu, gördü. Benim gönlümde hep Çağlar'ı sahada görmek istedi sezon başından beri ama ikili olarak iyi isabetli oldu mu Fenerbahçe adına? Zaman zaman bu konuda benim de endişelerim oldu. Özellikle sol tarafta sol ayaklı bir stoper olmadığı zamanlar Fenerbahçe oyun kuruluşunda, hele de Ferdi'yi kaybettikten sonra aslında önemli sıkıntıları oldu. Osterwold'de de bu işin aslında biraz tuzu biberi oldu ama Ferdi'nin gideceği belliydi. Osterwolde'nin
zaman zaman içeride de tercih ettiğini bildiğimizden bir sol bek işte Levent Münir'i tercih etmiyor Mourinho. Onun tarzı bir bek değil. Bunu artık herkesin tahmin etmesi çok zor değil. Buraya bir takviye yapılabilirdi. O zaman bu tandem belki de Beka Osterwold'e, Ciku Osterwold'e dönebilirdi. Ama şu anki görüntüde Ciku ve Beka'nın daha birbirini tamamlayan bir performans gösterdikleri şu sürece kadar söylemek mümkün. 90 artı 7'deyiz sevgili seyirciler artık. Son duraklama dakikasının içindeyiz mücadelede. Saat 23'te Kopenhag-Başakşehir maçı da var. Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berkay, Onur, Berat, Kenny, Figueiredo, Davidson 11 ile temsilcimiz Kopenhag karşısında sahada olacak. Trott, Huescas, Pereira, Dix, Lopez, Clem, Leraguer, El Yunusi, Froholt, Matson ve Onuka 11 ile de Kopenhag sahada. Galatasaray Tottenham karşısında 90 artı 7'yi gördü 3-2'lik üstünlükle. Berkan son bölümde enerjisiyle bir dakikayı yemiş olacak. Şu anda kazanılan taç kullanıldığı vakit artık son saniyelerin içindeyiz sevgili seyirciler. Galatasaray Tottenham karşısında 3-2 önde, çok daha fazlasını sarı kırmızılar yapabilirdi ama en azından şu maçın artık bittiğini görelim ve rahat bir nefes alalım istiyoruz. Güncel puan durumunda da sarı kırmızılar zirvede yer alıyor. Son düdük geliyor. Galatasaray Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde 3-2 mağlup ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'da 2 gol Victor Osimhen'den, 1 gol Yunus Akgün'den. Mauro Icardi'nin son bölümdeki sakatlığı sarı kırmızılı takım için şüphesiz ki can sıkıcı oldu. Onun üstüne de konuşuruz ama biz biraz 90 dakikanın analizini yapalım istiyoruz. Ahmet Akçan'la da başlangıcımızı yapabiliriz. Hocam Galatasaray hakikaten çok daha fazlasını yapabileceği bir mücadelede 3 puanı hakkıyla aldı. Dediğim gibi daha fazlası da olabilirdi ama problem yok. Buna da 3 puan veriyor UEFA. Görüşünüz nedir Galatasaray'ın Tottenham zaferiyle alakalı? İlk yorumunuzu alayım. Önce tebrik ediyorum. Galatasaray her ne kadar eksiği çok olsa bile Tottenham gibi bu turnuvanın favorisi görülen bir takımı özellikle 60 dakika çok üstün bir oyunla, yani attığı 3 golün 2 katını atabilecek kadar pozisyon da ürettiği bir oyunla çaresiz bir durumda bıraktığı bu maçı hak ederek rahatlıkla kazandı. Ama bu tür maçlarda oyunu koparmanız lazım. Bir, bazen skor olarak koparırsınız. Eğer son bölüme bir gol önde giriyorsanız da o zaman oyun olarak koparın. Rakip bir kişi eksik olsa bile böyle bizim nefes alırken biraz duraklamamıza bile neden olabilecek her türlü riskleri üstlendi. Galatasaray'da o anda bile hala gol bulacağım diye kazandığı bütün topları önde çok çabuk kullanarak risk etti ve çabuk kaptırdı. Bence topa sahip olarak defans yapmanın şart olduğu maç sonlarından birini yaşadık. Senin bahsettiğin Berkan da pozisyonuyla bence onu bir kez daha gösterdi. O yüzden Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yani benim içimde hala Icardi'yi düşünen bir burukluğun olduğunu da söylemek isterim. Bu 3 puan benim için çünkü sürpriz olmadı. Galatasaray maçın favorisiydi. Beklentimiz o yöndeydi. İnşallah 3 puana ne kadar sevindiysek Icardi'den de bir o kadar sevindirici haberi de hem ben hem de bütün Galatasaraylılar alır. Hocam ilk yorumunuzu alayım. Sonrasında sorularım olacak. Tabii ki önce tebrik ediyoruz. Hem Galatasaray'a aldığı 3 puan için hem ülke puanına katkısı için. Hocamla aynı fikirdeyim. Icardi için de inşallah güzel haberler alırız kısa zamanda. Yani 3-2 skor, 10 kişi kalan takımdan 11 kişiyken yemediğimiz birkaç atak yedik. İşte bu biraz oyunun akışına bırakmamak lazım. Oyuncular açısından da bu çok önemli. Hiç korner yemeden bir maç bitirdik Galatasaray Tottenham'a karşı. 8 tane korner atmış, 28 tane şut atmış. 39 kez rakip ceza sahasına girmiş, 6 tane net gol kaçırmış. Şimdi bunları saydığımızda 3-2 hiç böyle şey yaptığımız, yani ya böyle mi olur diyeceğimiz bir skorken, ama tabii ki senin de ifade ettiğin gibi 3 puan oraya yazıldı ve şu an bu
organizasyonun lideri durumda Galatasaray. Tebrik ediyoruz. Güzel bir 3 puan, güzel bir akşam Galatasaray için. Zeki Uzundur Okan. Okan Hoca dünkü basın toplantısında San Mames'e gitmek istiyoruz demişti. Sanki yolun sonunda San Mames var gibi, finale gidecek gibi duruyor Galatasaray. Ama tabii oyun ciddiyeti çok çok önemli. Farka gideyim derken Galatasaray, hani biraz da işi şova döktüler. İkinci yarının bir 15 dakikalık bölümünde sayısız gol pozisyonuna girdiği anlarda hani farka gidelim derken Tottenham'ı sağdan sildikleri anlar vardı. Ama oradan sonuç çıkaramayınca tabii ki rakip de 10 kişi kaldıktan sonra artık can evliliğiyle kaybedecek bir şey yok gözüyle bakıp Galatasaray'ın üzerine gelmeye başladı. Orada golü yediğimiz anlarda hani rakibi oyuna ortak eder gibi bir durum oldu ama Galatasaray yine de kalesinden uzak tutmayı bir şekilde başardı Tottenham'ı. Hani Kupa 2000'in favorilerinden biri olarak gösterilen Tottenham'ı Ramsbark'ın çimlerine gömdü Galatasaray. Hep söylüyoruz Galatasaray yeter ki Avrupa'yı kendine hedef seçsin. Çünkü lig şampiyonluğu 2 yılda bir artık üst üste şampiyon olmaya başladı. Son 30 yılda 16 şampiyonluğu var Galatasaray'ın. Hani 2 yılda bir şampiyon oluyor. Oysa Avrupa'ya odaklanırsa şu Galatasaray'ın şaşalı kadrosu bence Kupa 2'de bir şampiyonluk daha getirebilir. Oyun ciddiyetinin ne kadar önemli olduğunu, değişikliklerin zamanında yapılması gerektiğini Okan Hoca cebine koymuştur. Bu maçtan mutlaka ders çıkarmıştır ama oynanan oyun Premier Lig'de işte bütün istatistiklere, City'nin önünde istatistiklere sahip Tottenham karşısında bu kadar ezici istatistikler, rakamlar, pozisyonlarla maçı kazanması Galatasaray'ın alkışlanacak bir durum, gurur duyulacak bir durum. Osimhen'in kiralık olmasına rağmen bu kadar tahrip gücü yüksek futbol oynaması, Galatasaray'ı bu kadar sahiplenmesi, sanki 40 yıldır Galatasaray'ın futbolcusuymuş gibi şevkle oynaması aslında Galatasaray'ın nasıl bir aile olduğunu da gösteriyor. Çünkü oyuncu Napoli'de kadro dışı bırakıldıktan sonra yani enerjisi düşmüş, moral motivasyonu yerlerde olan bir oyuncu geliyor. Galatasaray sahip çıkıyor, oyuncuyu ayağa kaldırıyor. Oyuncu Galatasaray'da her maç farklı bir hikaye, farklı bir gövde gösterisine imza atıyor. Bütün bunların ışığında baktığımızda biz kendimizi mütevazı olmayalım. Ben Fenerbahçe için, Beşiktaş için de söylüyorum. Galatasaray bugün Tottenham'a futbol dersi veriyorsa, bu kadar üstün futbol oynuyorsa o zaman ben bu kupaya talibim arkadaş demesi de lazım. Ocak ayına nasıl olsa kendisini atacak. Ocak ayında bir sürü isimler konuşuluyor. Galatasaray eksik mevkilerine de mutlaka transferler yapacaktır. Çünkü o potansiyel, o maddi güç de var Galatasaray'da. Bence Avrupa'ya baş koymalı. Yani lig şampiyonluğunu ikinci plana itmeli. Çünkü iki yıldır zaten şampiyon oluyor. Avrupa'da gidebileceği yere kadar gider. San Mames'e San Mames. Bunu başaracak gücü var. Biz de Galatasaray'a gerekli desteği Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Başakşehir'e verelim. Bu sene Türk takımlarından biri bizi o final sevincini, kupa sevincini yaşatsın. Neden olmasın? Ben bugün taraflı tarafsız herkes Tottenham'ın cazibesine kapılmıştı. Ben de açıkçası 6 hücumcuyla Okan Hoca sahaya çıkarken tedirgindim. Tottenham, Premier Lig, işte bu kadar 3'te 3 yapmış. Galatasaray'ın önüne geliyor 3'te 3'le. Bir de şöyle, hani rotasyon yapayım nasıl olsa kazanırız. Galatasaray böyle şamarı çakar işte İngilizlere. Helal olsun Galatasaray. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç alçak gönüllü olamayacağım. Olmayalım işte. İzleyenler de ben biliyordur de Galatasaray'ın Tottenham'ı rahat bir şekilde yeneceğini. Sen söyledin. Defalarca ama söyledim. Ama ben hedef olarak alçak gönüllü olmayalım ya. Ya çok zor ya oraları kendimizi dev aynasında görmeyelim. Görelim kardeşim bugün biz İngilizler Premier Lig üst düzey bir Premier Lig takımına futbol dersi verdik. Kimlere gömdük? Mutlaka bizim hakkımızı da teslim edecektir. Yarın İngiliz basını da, işte dünya basını da Galatasaray'ın hakkını teslim edecektir. Ama Osimhen'li Galatasaray bir başka güzel. Yani İngiltere'de
bu maçı izleyen oldukça insan olmuştur yani tabii, o zaman. Tabii mutlaka. Birçok kişi izlemiştir İngiltere'de bu maçı. Ha, Yunus Akgün'ün golünü de unutmayalım. Evet. Hacivari bir gol. Scout vizesi gönderdi. Topun gelişine o kadar mı güzel vurulur? Yani bir ressam ancak Van Gogh çizebilirdi böyle bir golün resmini. Gerçekten çok zor yani. Onu grafiklerle de anlatamazsın. Çünkü o topun gelişine bu şekilde bu kadar uzaktan kaleye vurmak, kosinüsünü, sinüsünü hepsini hesaplayıp ancak bir bilgisayar ortamında ya da diyorum ya bu işler yazılımla, yapay zeka ile yapılıyor artık. Hani bilgisayar oyunlarında. Ancak o şekilde bu oyuncular sahada canlı varlıklar ve bunu başaracak bir yetenek. Hani Barcelona boşuna istemiyor. Hansi Flick boşuna bu kadar beğenmemiş bu oyuncuyu. Ya o yüzden yolu açık olsun kardeşimin. Gerçekten gözlerimizin pasını sildiler. Pas çözücü Osimhen'le Yunus Akgün. Anlatılacak çok şey var. Bir taraftan da izleyiciler kusura bakmasın. Yazımı da yazmam gerekiyor. Evet. Orada ben Ahmet Hoca'ya döneyim bu arada. Evet. Size de bir nefes aldıralım. Evet, sevgili Zeki Coşkun. Ne yapayım ya? Çok güzel maçtı ya. Hocam, hakikaten sorayım mı bunu? Yani takımları görüyoruz. Evet. Galatasaray bu turnuvada kadro kalitesiyle, gücüyle net bir şekilde en iyi 5-6 takımdan biri. Kesin doğru. Çok kazalar da yaşayabiliyoruz. Bugün de olabilirdi. Doğrudur. Ama herhalde bu hedefi dile getirebilir miyiz bu akşamdan sonra? Dile getirebilir miyiz değil. Ben bunu hep dile getirdim. Pardon, zaten. Pardon, kime soruyorum? Tabii. Anlatabildim siz mi? Siz bu işlerin yani, başlangıcında varsınız. Kaldı ki bu dönem içinde aynı şeyleri söyledim. Bakın son dönemde benim Avrupa'da takımların kazandırdığı puanlardan bahsettiğimi çok duyuyor musunuz? Veya bizim takımlarımız oraya adaylar sözünü çok duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Neden? Ben bunu hiç kimsenin söylemediği zamanlarda hep söyledim. Evet. Hatta bu dönemde şunu da diyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe sadece Avrupa Ligi'ne değil, Şampiyonlar Ligi'ne talip olsunlar. Çünkü benim hayalim, benim inancım şu. Fazla yabancı transferi yapmadan bile Türkiye'de öyle bir potansiyel var ki biz bunu doğru değerlendirdiğimiz zaman, tabii ki bir sene, iki sene içinde olacak iş değil bu. Biz kendi gençlerimiz de o seviyelere ulaşabilecek bir kapasiteye sahibiz. Ama hepimizin de görevini tam yapıyor olması lazım. Evet. Galatasaray'da bu sene gerçekten madem Galatasaray konuşuyoruz, hem futbolcuların bireysel form seviyelerinde acayip bir yükseliş var. Hem Galatasaray'ın oyun çeşitliliğinde acayip bir yükseliş var. Her şey tamamıyla oturmuş durumda. Ben bu hafta kendi notlarımın içinde dedim ki bu sene acaba UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyon olarak aday takımlar kimler? Tottenham bunlardan bir tanesi. Bizim takımların dışında ikinciyi bulmakta zorlandım. Frankfurt'u koydum oraya. Evet. Ajax'ı koydum oraya. Atletik Bilbao hocam büyük favori. Atletik Bilbao onlardan bir tanesi benim koyduklarımdan. Ama Atletik Bilbao da yeni yeni oraya aday olan takımlardan biri. Evet. Bir Barcelona değil, bir Real Madrid değil. Bir Atletico Madrid değil. Onlar da Ludogorets deplasmanında 2-1 kazandılar. Galibiyetten galibiyete geldiler. Evet, evet. Galatasaray. 73'e kadar geridelerdi. Galatasaray, Fenerbahçe. Kaldı ki yani bu dönemde eğer Beşiktaş kadro derinliğini sağlarsa Beşiktaş da hep ilk 8 diyelim. İlk 8 adaylarından biridir. Belki ilk 8'e yetmeyebilir ama ona... 24'te olacakmış. Tabii 24'te kesin olacak. Bir tur geçtiğiniz takdirde ilk işte belki de son 16'nın içinde çeyrek finali yükselecek takımların içinde bizim 3 Türk takımımızda olabilir. Fenerbahçe benim için bugün, kesin sürpriz olmaz. Fenerbahçe bugün kazanırsa %100 diyorum ben de. 3 takımla ilk 24'te olacağız. Ama birileri 8'de olacak. Hayır, benim iddiam ama şu. Olmayacak bilmiyorum ama. Bugünkü sonuç ne olursa olsun 3 takımla biz ilk 24'te olacağız. Fenerbahçe bugün kazanırsa ciddi bir şekilde ilk 8 şansını yakalayacak. Aynen öyle. Yani Beşiktaş içinde ya acaba mı? Evet. Beşiktaş Lyon'da kazandıktan sonra Malmö maçında zaten adaydı. Evet. 9 puan da ilk 24'e kesinlikle yetiyor. Evet. Beşiktaş'ta ben 9'un da üzerine çıkacaktır Malmö galibiyetinden sonra. Hocam Victor Osimhen hakikaten büyük fark yaratıyor. Yani ona sahip olmak sizce Galatasaray'ın nedenli büyük bir avantajı? Yani Avrupa'da yürüyüş için bunu soruyorum aslına bakarsanız.
Ya Osimhen varsa planlarınız değişiyor. Yani sahanın ki Okan Hoca ofansif bir hoca. Şimdiye kadar hep bununla oynadı biliyorsunuz. Hatta eleştirildiği yerler işte topa sahip olma konusunda, işte set oyununda eksikleri olabilir. Hep önde baskıyı deniyor. Yok B planı olmuyor deniliyor falan falan. Ama Okan Hoca'nın kazandığı maç sayısıyla kaybettiği maç sayısını yan yana getirdiğinizde haklı olduğunu görüyoruz. Haklı çıktığını görüyoruz. Osimhen'le başka bir plan yapmak çok şey olur. Abes olur yani işin evet. doğrusu. Çok konuşuldu. O oynar mı? Icardi ile oynar mı? Ötekisiyle oynar mı? İşte oynar. Bu arada ben de telefona bakıyorum. Özür diliyorum izleyiciden de. Biraz Icardi ile alakalı da haber almaya çalışıyorum açıkçası. Ve ilk görüntü iyi değil. Değildi maalesef. Onu söyleyebiliriz. Tabii Zeki abi gibi çok enteresan, çok önemli işaretlerle anlatamayabilirim ama vuruşları gol için vuruş. Yani ilk bir golde ayak ucuyla vurdu, burnuyla vurdu. Evet. Çünkü öyle vurursa gol olacaktı. Diğerinde tabii Mertens'in topun şiddetini de yaptığı ortadaki topun şiddetini unutmadan söylüyorum. Bir tilt gibi bir oyun vardır ya böyle. Sadece ayağını karşısına koyarak fizik bilmesi lazım bir insanın biraz da bunun için. Kalecinin öne doğru hareketlendiğinde sadece topa set olarak bir gol vardı. Geldiği yöne vuruşuyla ya da topa bırakmasıyla. Bunun dışında zaten bir rakip için çok çok önemli bir tehdit. Yani Osimhen varsa onun başında iki tane adam tutacaksınız. Başka şansınız yok. Buraya bir de Icardi eklenince kafalar karışmaya başlıyor. Osimhen birkaç saniye unutulursa ki birkaç saniye çok uzun bir süre futbolda. Bir an gözünüzü kaçırdığınızda bambaşka bir yerden çıkıyor. Bir gol tehlikesi yaratıyor. Bunun dışında 3 taneydi herhalde kafayla, vuruşla rakibe çarpan kaçırdığı goller de var. Atamadığı goller de var. Yani ifade ettin 6-1, 7-1 buralara gidebilecek bir maç seyrettik. Tabii Osimhen seyretmek çok keyifli, konuşuluyor. Hani tapusu alması ya, müthiş bir iş olur ama ben hiç bunları düşünmeden sezon sonuna kadar keyifli Osimhen izleyen bir futbol izleyicisi olarak devam edeceğim. Küçük bir katkı benden şu yönde olsun. Tahmin ediyorum ki futbolu çok iyi bilmeyenlerle sizler de mutlaka oynamışsınızdır. Tam tersi futbolu bilenlerle de oynamışsınızdır. O yüzden bakın Osimhen gibi bir futbolcu ki kalitesini hepimiz ballandıra ballandıra anlatıyoruz. Futbolu bilmeyen futbolcularla aynı takımda olsa Osimhen'in bu kalitesini bile göremez. Gösterme şansı olmaz. O yüzden burada Osimhen'le beraber sahada yüksek kalitedeki diğer futbolcuların hakkını yemeyelim. Böyle bir kadroyu kuran yönetimin hakkını yemeyelim. Böyle bir kadroyu oynadıkları oyundan sadece maçlarda değil antrenmanda bile keyif almalarını sağlayacak bir teknik heyetin hakkını yemeyelim. Ve her şey bir tarafa, o keyfi alan taraftarın da hakkını yemeyelim. Evet. Bunların hepsi bir araya gelirse Osimhen Osimhen olur. O yüzden ben Galatasaray'a Osimhen'in çok yakıştığını altını çizerek söylemek istiyorum. Osimhen de aslında bunun farkında. Çünkü Osimhen şunu söylüyor hem Okan Hoca'ya hem de Başkan Dursun Özbey'e. Biliyorum diyor zor. Hani benim belli bir ücretim var. Bonservisim 75 milyon euro. Şöyle bir şey geçiyor tabii ki. Oyuncu diyor ki ben devam etmek istiyorum. Burada çok mutluyum. Kendimi buldum. Napoli ile eğer görüşmeyi düşünürseniz ben de o görüşmede bulunayım. Ben de ısrarcı olayım. Yardımcı olayım diyor. Şimdi Galatasaray'ın şöyle düşüncesi var. Florya'da konuşulanlar şunlar. Yöneticiler tabii ki zor olduğunu biliyor. Hani bonservisini almayı ama bir tane Galatasaraylı iş adamı diyor ki Dursun Başkan'a hani 5 milyon euro hani verebilirim Icardi'nin bonservisi için. Sonra iş büyüyor. Sayı 10'a çıkıyor ama 10 kişi yok şu anda. 3 iş adamı, ticaret erbabı, zengin üst düzey Galatasaraylı. Biz hazırız diyorlar. Amaç burada o Voltran oluşturup 50 milyon euro gibi bir katkı almak Galatasaraylı o saygın iş adamlarından. Sonrasında işte bu proje hayata geçer mi?
geçerse çok kolay bir şekilde o para toplanır. Diğer taraftan işte Napoli'nin bir yöneticisinin ya da temsilcisinin, scout'unun bugün Barış Alper Yılmaz'ı izlemek için Ramsbark'a geleceğini daha önce haberleştirmiştik. Onların da böyle Barış Alper Yılmaz'a karşı bilgisi var. Sarayla alakalı da bu arada. Tabii var. Yunus Akgün'le ilgili de var. Çok oyuncu ile ilgili olarak var tabii ki ama burada hani Osimhen'i konuştuğumuz için Osimhen'in Galatasaray'da kalması para ürkütücü, yani baş döndürücü bir ücret, evet, bonservis ücreti. Çünkü buna Osimhen'in alacağı yıllık ücreti de eklersek hani 100 milyon euroları bulur bu iş. Ama Osimhen'in vereceği katkı, finansal katkı, hani forma satışı, ürün satışı, sponsorluklar, reklamlar vesaireler dersen bu parayı çıkarabilir miyim? İşte Galatasaray'ın elde edeceği başarılardan gelecek ücretleri düşünün. Bunun iyi düşünülmesi lazım. Oyuncu şu anda Galatasaray'da kalmayı istiyor. Ama diğer taraftan parayı tercih ederse Arap Yarımadası'nda çılgın ücretler havada uçuşuyor, biliyorsunuz. Daha erken parayı yani gitmez için. Ben de gitmez, evet, diye düşünüyorum ama Galatasaray için Osimhen bonservisine bakınca uzak gibi dursa da Galatasaray bunu bir şekilde kendi içinde çözüp halledebilir. Hı hı. Hayır demiyor Dursun Başkan da. Önümüzde bir zaman var, süreç var diyor. Bunun çalışmasını yapacaklardır. Tabii Osimhen'in de böyle potansiyelli futboluna devam etmesi Galatasaray'ı orada ateşler. Yoksa tabii ki oyuncunun performansına baktıktan sonra elde edilecek başarılar, işte dediğim gibi, İşte Galatasaray'ı atacağı gollerle San Mamés'e götürürse, işte ligde şampiyonluk vesaireler Galatasaray'ın tamamen Osimhen odaklanmasına neden olur. Galatasaray bir şekilde Osimhen'i kadrosunda tutabilir. Bu arada az sonra basın toplantıları da başlayacak. O basın toplantısıyla beraber size veda edeceğimizi de belirtelim sevgili seyirciler. Ama tabii ki Burak Ölmez'in moderasyonunda şimdi sıradaki programı izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Posta Kogun'a kulak veriyoruz. Way too often and ultimately paid a price for it because I thought, you know, we always finished strong and I knew we would in the second half. Obviously going down to 10 men didn't help, but even other with 10 men we probably played the best football we did all game and, you know, got our second goal. Had some opportunities to get a third there, but I thought we were looking the better side. So disappointing outcome, unfortunately, brought on by a disappointing first half. Karşılaşmayı nasıl yorumlarsın? Genel bir değerlendirme. Tabii ki hayal kırıklığı oldu bizim için. İlk yarı iyi anlar yakaladık. Golü de attık zaten. Ama sonrasında karşı tarafta rakip de iyi oyun oynadığı için biz de iyi bitiririz. Genelde karşılaşmaları, yani ikinci yarıda daha kendimizi gösterebiliyoruz. Bunu da aslında yaptık ama elimizden geleni yaptık ama bir hayal kırıklığı oldu bu karşılaşma. İlk OTV Sezgin Gelmez. Buraya puan kaybetmeden geldiniz ve ilk yenilginizi aldınız. Galatasaray'dan böyle bir futbol, böyle bir oyun bekliyor muydunuz? Galatasaray Premier Lig'de olsa sezonu kaçıncı sırada bitirirdi? Teşekkür ederim. Tamam. This is the first loss. Did you expect Galatasaray would play like this? And if Galatasaray were playing in the Premier League, you think what will be the setting of Gala? No, look, we expected a tough game here. Obviously, they've been in good form all year and undefeated at home. And I thought the game was as expected. You know, they obviously they have some dangerous players, and you need to control the game with the ball better than we did tonight. And you know, I think that first half ultimately cost us the game, and disappointing for us. And obviously, Galatasaray are a good side. We know that, and you know they're in a good position in the Europa League, as are we. And hopefully, that continues. Okay, zor bir maç olacağını zaten bekliyorduk. Yani beklediğimiz bir Galatasaray'la karşılaştık aslında. Tehlikeli oyuncuları var, bunu biliyorduk. İlk yarı bu sonuca vardığımız için aslında böyle bir yenilgiyle sonuçlanmasına sebep oldu. İlk yarıdan kaynaklı. Yani ilk yarıda istediğimizi gösteremedik. Onlar da biz de ligde iyi sırada, yani Avrupa'da iyi durumlardayız. O yüzden iki tarafta iyi durumda. Hi Ange. Can I ask you about Will Lankshear? Firstly,
scoring a goal on what I think is only his second start, but then also what happened with the red card? Yeah, look, Will, took his goal well. He worked hard for the team. Obviously, like I said, he hasn't had a lot of experience in senior football, so I think he would have learnt a lot today. And that red card, it was just a bit of over enthusiasm in that moment to give away a foul. So, but he'll learn from that. And same with Lucas. Giving him an understanding of the levels here. It's not easy when you're playing away in Europe, but you can only sort of allow them to learn that by exposing him to it. And I thought Archie was great. He obviously had it was a tough game for us defensively at different times, and I thought, we'll get so much growth out of him. He's not playing in his position, and I guess for three teenagers in the starting lineup, I think they'll learn a lot from it, and hopefully they that helps with their development. Kırmızı kart alıp aynı zamanda golü de atan Lancashire ile ilgili bir soru geldi. Nasıl değerlendiriyorsun durumlarını? Takım için iyi çalışan bir tecrübeli bir oyuncu ama bugün yeni bir tecrübe de aslında kendine katmış olmalı. Yani bir şeyler öğrenmiş olmalı bugünkü yaşadıklarından dolayı. Kolay değil Avrupa deplasmanında oynamak. Defansif olarak da zorlandığımız bir maç oldu. Dolayısıyla öğrenecek, yani biz de o da bu hatalardan öğreneceğiz. Karar Gazetesi, Furkan Uzun. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ve Premier Lig'de toplam 110 korner kullandınız. Fakat duran toptan sadece 4 gol buldunuz. Bugün hiç korner kullanamadınız. Yediğiniz ilk gol bir duran top organizasyonu sonucu sayılabilir. Takımda bir duran top zafiyeti olduğunu düşünüyor musunuz? Bir. İkincisi de son 19 maçta ikinci kez kalenizde 3 gol gördünüz. Rakibinizin üçlü defansla çıkması sizin için bir sürpriz mi oldu? Do you think you have some problems with set pieces? Like that's the first question. And did you expect Gala will be returned to three on defense? Yeah, I don't know what you mean by set pieces. I think we're fine with set pieces, and we expected them to start. Even when they play with four at the back, they really build up with three. So we expected that. Üçlü defans oynamalarını bekliyorduk zaten. Bu duran toplar konusunda da zaten durum belli yani. Dolayısıyla çok bir yorum açıkçası yok. Amatör fanatik. Tottenham bu sezon deplasmanla oynadığı tüm maçlarda topa daha fazla sahip olan takımdı ama ilk kez Galatasaray'a karşı topa daha fazla sahip olamadı. Bu bir tercih miydi yoksa Galatasaray mı Tottenham bu şekilde zorladı? If you look at the away games, mostly Tottenham was a team who has been with the ball the most, but with Gala it wasn't like that. Did you expect this, or was it a choice? No, as I said, we were especially in the first half, we gave the ball away too much. Not because of the opposition, we just lacked some composure, and we needed to be a bit more calmer on the ball. And because we weren't, we allowed sort of, as I said, Galatasaray to get a foothold in the game. we kind of knew that if we could keep the ball well in the first half, we'd finish strong. But we didn't do that, and like I said, we paid the price. İlk yarı çok top kaybettik. Galatasaray topa daha iyi hakim olabildi. Dolayısıyla da bunun bedelini aslında bu yenilgiyle ödedik. Hello Ange. Can you give us any thoughts on why the first half started that way? Is that just a risk you take when you change the team? Did the atmosphere play a part? Was it just all down to Galatasaray being exceptional? No, I don't think so. I think it's probably a combination of all those things. I just felt it was self-inflicted. We had real simple solutions out there to keep the ball, and as we showed with 10 men, it wasn't that difficult to do. We just didn't, individuals within that just needed to kind of be stronger on the ball and make sure we just play, the kind of football that we try and do every week, and we didn't do that. Maybe it was a little bit of the changes I've made and the environment or the atmosphere, whatever you want to call it, the opposition. But the moments that stick out to me are when there's no pressure on us and we're still giving the ball away. I think that's we just need to be better in those moments and
because if we're better in those moments, then you know you kind of minimise the threat the opposition has. But also, we get a foothold in the game in the areas we want to, and then we can, you know, like I said, we did it with 10 men. We were playing through them quite easily with 10 men, but you know, with 11, we just know we didn't have anywhere near the conviction we needed to. So it's disappointing. İlk yarı sence neden bu şekilde sonuçlandı? Neden kendinizi gösteremediğiniz atmosfer mi acaba etkiledi sorusu? Bilemiyorum. 10 kişi kaldık zaten sonunda. Her hafta oynadığımız gibi oynamaya çalıştık aslında bu karşılaşmada da. Ama onlar topa çok iyi hakimdi. Önemli kayıplar yaşadık. Ve bu hatalardan dolayı da sonuç olarak bu şekilde bitti. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.